aksa yukarı aksa. Ordunun dereleri aksa yukarı aksa. Vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Sürmelim ama vermem seni ellere, ordu üstüme kalksa. Sürmelim ama.
seni donanama. Kız allan pullan gel 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 yanıma. O beyaz pulla büyük ola boynuma. Kız allan pullan gel 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 yanıma. O beyaz pulla büyük ola boynuma. Kız allan pullan gel 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 yanıma. O beyaz pulla büyük ola. Günaydınlar, sevgiler, saygılar. TV52'de Yeni Gün programı başladı sevgili izleyiciler. Güzel bir kliple, türküyle başladık. Haftaya dinamik, haftaya enerjik başlayalım istedik. Şu anda bizleri evlerinde, iş yerlerinde, sosyal medya üzerinden izleyen, yurt içi, yurt dışındaki tüm izleyicilerimize sevgiler. Vallahi ayağımızın tozuyla geldik desek yeridir. Tamı tamına 5000 kilometre yol yaptıktan sonra yayına gelebilmek, sizlerin karşısına çıkabilmek, memleketimize sizler olan hasretimizi, özlemimizi inşallah birlikte, hep birlikte gidereceğiz. Sevgili izleyiciler, memlekette neler oluyor, neler bitiyor, orduda neler oldu, neler bitti. Hafta sonu gözümüz, kulağımız sosyal medyadan ve TV52'den gelecek haberlerdeydi. Biz de sizler gibi takip ettik. Şimdi günün gündeminde, haftanın ilk gününde neler var, hangi haberler var bakacağız ama hafta sonuna damgasını vuran bir olay var, çirkin bir olay. Son dönemde belki de en fazla ordunun ve orduların meselesini konuşmayı hem mecliste hem de ulusal basınlarda sık sık dile getiren ordu milletvekili, bakın siyasi partisi ne olursa olsun, düşüncesi ne olursa olsun, bir hemşeri buluşmasında yaşadığı olay çirkindi, talihsizdi, üzüldük. Başka bir platformda olsa belki tartışabilirdik ama bir ordu buluşmasında olması bizleri üzdü. Sayın Cemal Engiyurt'un başına gelen olay talihsizdi, trajikomikti. Keşke bu olay Ordulular Gecesi'nde olmasaydı ya da daha medeni bir şekilde uyarılsaydı. Yani sahneye çıkan genç kardeşimizin kızabilirsiniz, politikasını beğenmeyebilirsiniz, eleştirebilirsiniz ama elinden mikrofonu almaya çalışması, gösterdiği tavır ve tutum hiç yakışmadı, olmadı. Biz ordulara yakışmadı. Ne olursa olsun istediğini söylemekte özgür ki özgürlükler ülkesi dediğimiz Avrupa'da, Almanya'da böyle bir olayın yaşanması açıkçası bizleri üzdü. Sevgili izleyiciler, Özay kardeşimin günaydın mesajıyla başlayayım. Özay Ateş, yağmurlu bir Fatsa sabahından günaydın diyor. Sevgili Özay kardeşim, sana ve tüm Fatsalılara, bizleri Fatsa'dan izleyen tüm dostlarımıza, bütün güzel Fatsalı kardeşlerime, esnaf kardeşlerime, arkadaşlarımıza da selam olsun diyelim. Bir selam da Tiflis'ten getirdim. Sevgili kardeşim Emrah Demirkol, Tiflis'e gittiğimizde o da Fatsalı, çok tatlı, çok güzel, çok düzgün bir kardeşimiz. O da tüm memlekete selam gönderiyorum dedi. Onun selamını da şimdi Özay'ı görmüşken yapalım. Sevgili Tolga Türk Yılmaz, Tolga'cığım bu 3 günlük zaman dilimini hemen kapatmamız gerekiyor. Ona göre hazırlıkları yap. Kolay gelsin diyelim. Ve sevgili Hamza Bilal Sönmez ne demiş? Ben sizi İstanbul'dan izliyorum Akın Bey demiş. Ne demek efendim? Başımızın tacısınız. İstanbul'da yüz binler yaşıyor. Yüz binlerce ordudan göçmek zorunda kalan ya da iş için, aş için, eğitim için farklı sebeplerden giden hemşerilerimiz, dostlarımız var. Onlara da selam olsun. Gurbette bizi izleyen, şu anda memleket hasretiyle, işte biraz önceki o klipteki gibi bizi takip eden tüm dostlarımıza, arkadaşlarımıza selam olsun diyelim. Şimdi evet, bugünkü haber akışına bakıyorum. Hafta sonu ordunun önemli bir konuğu var idi. Cumartesi günün haberlerini de isteyebilir miyim sevgili Aykut'tan rica ediyorum. Çünkü cumartesi günü de güzel haberler vardı. Hafta sonu haberlerini hemşehrilerimize, vatandaşlarımıza izletelim. Bizi tabii ki ordular da izlemiyor, onu da söyleyelim. Yani böyle zaman zaman il dışına çıktığımız vakit şunu görüyoruz. Türkiye'nin farklı köşelerinden, farklı mozaiklerinden, farklı bölgelerinden izleyicilerimiz de bizi izliyor.
bir Diyarbakırlı dostum, bir Şırnaklı kardeşim. Vallahi diyor, zaman zaman açıyoruz, izliyoruz. Hem Ordu ile ilgili, hem Türkiye ile ilgili, hem de Ordu'nun güzel manzaralarını sizden takip ediyoruz dedi. Onlara da selam olsun. 2019'un son iki programındayız. Güle güle 2019 diyeceğiz bu son iki gün boyunca. Ama 2019 biterken de 2020'nin güzellikleriyle gelmesini isteyeceğiz. Hafta sonu ile ilgili Kültür ve Turizm eski bakanı, Ordu'ya da çok ciddi emeği olan Ordu Kültür Sarayı gibi birçok farklı projeye katkı sunan sevgili Ertuğrul Günay ile ilgili imza günüyle ilgili sıradaki haberi getirelim şimdi ekrana. 13. haberimiz. Evet, hazırlıyor musunuz? Tamam, 13. haberimizi hazırlayalım. Ve sevgili Ertuğrul Günay, bakın hafta sonu Ordu'daydı, görüşmelerde bulundu. TV52'nin de konuğu oldu. Biz de Ordu'ya, şu an hazır mı? Cumartesi'nin haberi değil bu, dün akşamın haberi yalnız sevgili Aykut, 13. haber. 13. haber yok. Evet, çok güzel. Sevgili Ertuğrul Günay ile ilgili bu haber yoksa o zaman şöyle yapalım. 5. haberle devam edelim. Evet. Ordu'nun yüksek rakımlı ilçeleri kar yağışının etkisi altında. Yükseklere yağan kar manzarası ile görenleri mest ediyor. Yağan karla birlikte yeşil dağlar adeta beyaz örtüyle kaplandı. Ordu'nun Mesudiye, Kumru, Aybastı, Kabadüz gibi ilçelerine yaklaşık 20 santim kar yağdı. Ekranlarınızda gördüğünüz bu görüntülerse Ordu'nun Aybastı ilçesinden. Aybastı ilçesine yağan karın manzarası görenleri büyülüyor. Ağaçları bembeyaz yapan kar muhteşem doğaya ayrı bir güzellik sunuyor. Vatandaşlarsa yağan karı cep telefonu kameralarıyla kaydetti. Valla dün akşamki haberlerden baktım. En fazla bu kar görüntüleri izlenmiş. Onu da söyleyelim. Cumartesi günü haberlerini hazırladığında haber verirsen sevinirim sevgili Aykut. Çünkü cumartesi günü de önemli açıklamalarda vardı. Özellikle asgari ücret konusunu şu 2019'un son iki gününde soracağız. Asgari ücretle yapılan zamdan memnun musunuz? Valla Avrupa'dan bile daha iyiyiz. Ben demedim, bunu bakan söylemiş. Hangi Avrupa, onu da merak ediyorum. Yani bildiğimiz Avrupa mı yoksa başka bir yer mi var? Ama vallahi değişik bir durum oldu asgari ücretle ilgili. Tam böyle asgari ücret açıklandı, arkasından milli arabamız, yerli arabamız görücüye çıktı. Güzel de oldu, iyi ki de çıktı. Bu konuda toplumun ilk kez her farklı kesimden insanların memnun kaldığı, beğendiği bir proje. Birçok muhalefet eden sosyal medya fenomenlerine de, siyasetçilere de baktık. Hani bize böyle gelin diyorlar. Fabrika, istihdam, yeni proje, Türkiye'nin kazandırılacağı yeni projelerle bunları konuşmak gerekirken işte saçma sapan suni gündemler yaratmayın şeklindeki eleştirilerde hafta sonu en fazla konuştuğumuz konuların başında geliyordu. Aykut, ben seni görüyorum şu anda, sen beni görüyorsun, harikasın. Cumartesi günün haberleriyle ilgili bana bir ve ikinci haber hazır mı? Cumartesi günüyle ilgili önemli bir haberimiz var. Önce şu asgari ücret meselesini bir konuşalım. Yalnız senden bir ricam var. Şuraya güle güle 2019 yazarsan çok sevinirim. Bu arada şu anda bizi off'tan izleyen, Trabzon'dan izleyen dostlarımıza da günaydınlar. Hafta sonu tanıştığımız
Of'taki ve Trabzon'daki tüm dostlarımıza da selamlar, sevgiler diyelim. Sevgili Hüseyin'e de buradan selam olsun. Bu arada asgari ücretle ilgili haberi görmezden evvel Akın Bey, kızım Ceren, oğlum Gökay'ın da selamları var. Sabahları ilk kalktıklarında baba Akın abinin kanalını açar mısın diyorlar. Onlar da bir Akın Bey hayran demişler. Valla Akın abinin kanalını açar mısın ibaresi yerine burada yüzlerce Akın abileri var. Onları da söyleyelim. Aykut abileri var, Olcay abileri var, haber merkezindeki ablaları var. Arkanızda bir ekip olursa her şey çok güzel oluyor. Yani şöyle söyleyeyim, ayağımızın tozuyla geldik, her şey hazır. Ufak bir karışıklık oldu ama şimdi şu asgari ücretle ilgili bakanın yaptığı ilginç açıklamayı ekrana getirmek istiyorum. 2020 yılı için geçerli asgari ücret brüt 2943, net de 2324 lira 70 kuruş olarak belirlendi. Böylece net asgari ücret geçen yılı oranla enflasyonun, beklenen enflasyonun Merkez Bankası'na göre, Ekim raporuna göre 12, fakat biz daha da aşağıda olmasını bekliyoruz. Dolayısıyla 2020 yılı asgari ücretin net 2324 lira olarak belirlenmesinin ardından Aile Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk'tan asgari ücrete ilişkin yeni bir açıklama geldi. Bakan Selçuk, işçi ve işveren temsilcilerini işaret ederek gelecek yıl her iki tarafın anlaştığı rakamlar üzerinden konuşacağız dedi. Bu sene ben hem işçi sendikalarımızla, konfederasyonumuzla hem de işveren konfederasyonuyla konuştuğumuz zaman biz tabii ki her daim masayı kolaylaştırıcı, çözümü artırıcı ve çözümü hem işveren hem de işçi tarafı için daha da makul seviyelere taşıyıcı bir ortamda olmayı önemsiyoruz kamu yönetimi olarak. Fakat ben inşallah gelecek sene bu masada her iki taraf, bu konuda da bana söz verdiler, her iki taraf kendi aralarında anlaşacaklar ve kendi aralarındaki anlaştıkları rakamlar üzerinden biz konuşacağız. Bakan Selçuk, asgari ücret aslında devletin değil, işveren ve işçinin anlaştığı, bizim kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi ifadelerini kullandı. Asgari ücret devletin anlaştığı rakam değil aslında. Asgari ücret işverenle işçinin anlaştığı, bizim de kolaylaştırıcı olarak masada bulunduğumuz bir ücret seviyesi. Dolayısıyla gelecek sene tüm umudumuz o kilitlerin karşılıklı olarak beraber açıldığı bir ortamı geçen sene olduğu gibi gelecek sene de taşıyabilmek. 2020 yılı asgari ücret görüşmelerinde işçi temsilcisi Türk İş, asgari ücretin en az 2578 lira olması gerektiğini söylemişti. Türk İş, bu rakamdan aşağısının müzakere edilemeyeceğini duyurmuştu. Ancak işveren temsilcisi TİSK, bahsi geçen rakamı fazla bulmuştu. Asgari ücret tespit komisyonundan çıkan kararla 2020 yılı asgari ücret net 2324 lira olarak belirlenmişti. Ancak işçi temsilcisi Türk İş Genel Sekreteri Nazmi Irgat, yapılan zammı yetersiz bulmuş ve karara muhalefet ederek salonu terk etmişti. Yani 2020 yılı asgari ücreti belirlenirken taraflar anlaşamamıştı. Valla yani şu yazıyı tekrar koyalım. Güle güle 2019, güle güle saçma sapan açıklamalar, güle güle beklediğimiz ama olmayan hayaller, daha güle güle diyeceğimiz çok şey var. Sevgili Süleyman Sezer İskenderoğlu, benim çok sevdiğim bir kardeşim, dostum. Onu Ümit vesilesiyle tanımış olmanın, ama iyi ki de tanımış olmanın keyfini yaşıyoruz. Nasılsın, iyi misin? İnşallah iyisindir. Önemli bir operasyon geçirdi. Sevgili dostum diyor ki 2020 yılı tüm güzellikleriyle sağlık ve mutluluk getirmesini tüm hemşehrilerimize diliyorum demiş. İnşallah dediğin olur sevgili kardeş. Adnan Güllü Gümüşkaya'da günaydın. İyi yayınlar diliyoruz demiş. Yeni yılınız kutlu olsun. Yeni yıl sağlık, mutluluk ve huzur getirsin, bereket getirsin demiş. Valla işte bir de şu asgari ücretliler için güzel de bir zam gelseydi. Yani düşünsenize, 2300 küsür diyorsunuz. Tam 2300 kaç lira oldu? 2324 lira. Evet, 2324 lira olacağına 200 lira daha fazla verseydiniz de 2500 lira olsaydı. Yani psikolojik sınır buydu. Psikolojik sınırın altında kaldınız. Bir dahaki sene işte şunu konuşacağız, bunu konuşacağız demek akılcı, gerçekçi değil. Ve sevgili Seyfi Gündüz, Afyon Dinar'dan selamlar demiş. Buralara kar yağıyor, size ve orduya selamlar Akın kardeşim demiş. Afyon'a da
Antalya'ya da Alanya'ya da selamlar. Aydın'dan bizi izleyen sevgili Doktor Bayram Bey, size de selamlar efendim. Günaydınlar. Araya sürpriz yapalım böyle. Mehmet Korkmaz İstanbul'dan selamlar. Emine Hanım, bu nasıl asgari ücret? Vallahi anlamadım. Hiç vermeselerdi zahmet olmuş diyor. Haklı. Doğru da söylüyorsunuz. Gerçekten öyle. Hiç vermeseniz daha da iyi olurdu. Erkan Elik, Akın abi şu anda Bursa Ordular Derneği'nden herkesin selamlarını iletiyorum demiş. Harikasınız. Bursa Ordular Derneği'ne selamlar, sevgiler. Çağlar Ünsal Başol, yağmurlu bir İstanbul sabahından orduya selamlar demiş. Çağlar kardeşim, bir tanesin. Hala bizi yalnız bırakmadın. Seviyoruz seni Çağlar'cığım. Ve sevgili Ali Kemal Çiçek de günaydın, kolay gelsin, selamlar Çaybaşı'ndan demiş. Çaybaşı deyince hatırlayın, Çaybaşı'na gittik geçtiğimiz günlerde ve Çaybaşılılar bu çöp meselesinden dolayı çok rahatsızlar, haklılar da. Belki çöp bu kadar vahşi dökülmeseydi ve çöpün getiriliş, nakliye şeklinde sıkıntı olmasaydı bu kadar dikkatlerini çekmeyecekti, ama buraya bir tesis yapılacak denip sonra vahşi bir depolama yapılıyor olması yakışmadı açıkçası. Ve sevgili Ersan kardeşim, merhabalar Akın Bey demiş, günaydınlar demiş. Ersan, vallahi gurbettesiniz, çok zor bir işiniz var. Geçtiğimiz günlerde de Somali'de yaşanan bu talihsiz kazada iki tane Türk vatandaşı şehit oldu biliyorsunuz. İnan yani, Allah kazadan beladan korusun. Dikkat et kardeşim, kendine iyi bak. Afrika'dan da bizi izleyen izleyicilerimize selamlar. Dün sevgili Ümit Atabay'ın Köşe Bucak programı vardı. Sosyal medyadan da yazışmaları okudum. Meksika'dan, bakın Meksika'daki Ordulu ya da Karadeniz'de TV2'den sosyal medya üzerinden mesaj gönderiyor. Bunlar güzel hareketler. Güzel hareketler derken bir taraftan da şöyle düşündürücü bir istatistik haber oluyor. Düşünsenize şimdi, sabahın şu saatine bakın, Bursa'dan, işte Afyon'dan, farklı illerden, İstanbul'dan olduğu gibi farklı ülkelerden de insanlar, hemşehrilerimiz, Karadenizli vatandaşlarımız, dostlarımız bizi izliyorlar. İşte asgari ücret 2300 lira olursa, fabrikanız olmazsa, çalışacak istihdam sağlanacak yerleriniz olmazsa bu insanlar Afyon'a da gitmek zorunda kalır. Bursa'ya da giderler, İstanbul'a da giderler, Kore'ye de giderler. O yüzden bu insanlar niye buraya gitti? Memleketinde kalıp refah içerisinde, ferah içerisinde çalışmak ve onları memleketlerinde yaşatmak için bence seçilen politikacıların, ülkeyi yönetenlerin, şehri yönetenlerin bunu düşünmesi lazım. Yani bu anlamda şu anda milletvekillerinden pek ümitli değilim açıkçası. Çünkü içinde bulunan durum itibariyle, ama sanki büyükşehir ekibi güzel işler yapacak gibi geliyor. Sosyal medyada şu resmi gördünüz mü arkadaşlar? Fidangör Caddesi dediğimiz Ordu şehir merkezinde, Ordu'nun en işlek caddesidir. Yeşil halı sermişler. Espri yapanlar da oldu ama bence sıra dışı bir düşünce. Yani düşünsenize, Sırıpaşa Caddesi'nde bir yol çalışması var ve esnaf özellikle hangi iki gün kazanacak? İşte bu iki gün kazanacak. Ya bu hafta sonu, cumartesi, pazar, pazartesi ve salı. Çünkü hepimiz yılbaşı alışverişine çıkacağız değil mi arkadaşlar? Oradaki o çakıllı yolu fark eden Büyükşehir Belediyesi yetkilileri kim düşündüyse Allah razı olsun, bütün Sırrıpaşa Caddesi'ne çim saha malzemesi olan halı sermişler. Vallahi benim hoşuma gitti, ne diyeyim. Hani zaman zaman eleştirirsiniz ama bunu da, bu da hoşumuza giden bir uygulama oldu. Onun görselini bulma şansımız olursa Aykut, ekrana da verelim onu. Senden de bunu rica edeceğim. Haberi mi var? Harikasınız. Ben tabii haberlerden haber değilim sevgili izleyiciler. Diyorum ya, biraz önce geldim, üzerimi değiştirdim, stüdyoya girdim. Bu durumdayız. O zaman o haberi bir izleyelim mi? Hadi bakalım. Ünye'deki eski bir halı saha burası. İl müdürlüğünden de izin alarak buradaki halıyı belirli ebatlarla 5,5 metreyi genişliğinde olmak üzere kesiyoruz. İnsanlar artık Fidangör Caddesi'ne halı sahanın üzerinde yürümüş olacak. Halkımızın önüne bir diğer deyişle halı seriyoruz.
Altın Ordu'nun en yoğun caddelerinden biri olan Sırrıpaşa Caddesi'nde altyapı çalışmasını tamamlayarak üst yapıdaki çalışmalar için gün sayan Ordu Büyükşehir Belediyesi, vatandaşları mağdur etmemek için kullanılmayan eski spor sahalarındaki halıları sökerek caddeye serdi. Genel Sekreter Yardımcısı Bülent Şişman, halkımızın bir gün dahi çamura batmasına gönlümüz razı değildi. Onun için kullanılmayan sahalardaki halıları sökerek caddeye döşemeye karar verdik. İnşallah önümüzdeki hafta vatandaşlar burada çamur sorunu yaşamayacak dedi. İnsanların da halen burada bir çalışma olmasına rağmen gördüğünüz gibi çok yoğun bir şekilde burası kullanılıyor. Burada bir altyapı çalışması yapıldı. Cephe iyileştirme çalışması da yapılacak. Ancak bunlar için tabii bir 15-20 günlük bir süre sonra bunlar başlayacak ve buradaki su ve çamur birikintisinden halkımız ve dükkanlar mağdur oluyordu. Biz de halkımızın bir gün bile çamura basmasına, üzerini kirlenmesine tabii ki elbette gönlümüz razı değildi. Onun için daha önce kullanılmayan halı sahalardaki halıları söktük ve şu anda caddemize düşüyoruz. Bir an önce neler yapabiliriz, halkımızı nasıl çamurdan kurtarabiliriz diye. Bir 15-20 gün daha beklemeye gönlümüz razı olmazdı. Buraya mıcır dökebilirdik veya kum dökebilirdik. O da ayrı bir sıkıntı yaratıyor. Bizim için Ordu halkı da değerli ve kıymetli. Onun için bu Ordu'nun önüm caddesine biz halı saha halısı sermeye karar verdik. Valla geçtiğimiz günlerde aslında yaptığı bir uygulamayla biraz dikkat çekmişti Sayın Bülent Şişman. Özellikle şu büyükşehirin ya da belediyenin kiracısı olan kira sahiplerine başlattığı bir haciz ve icra uygulamasıyla sosyal medyada da şöyle bir yazı çıkmıştı. Osman Şahin'in Yön gazetesinin sayfasını hatırlıyorum. Bülent Şişman etme bizi pişman diye. Vallahi sevgili Bülent Şişman, şimdi ettin onları pişman ama güzel bir şey yapmışsınız Sayın Bülent Şişman ve kim düşündüyse bunu. Sayın Mehmet Hilmi Güler'in ekibinde çok kaliteli insanlar var. Eski ekipten şu anda güzel işler yapmaya çalışıyor. Özellikle birkaç tanesi çok dikkatimi çekiyor. Sayın Genel Sekreter Coşkun Alp, sevgili Erdal Gülderen. Ordu için inanılmaz düşüncelere sahip her ikisi de. İnanılmaz güzel işler yapıyorlar. İşte bu ekibe de dışarıdan gelen önemli isimler. İşte Burhan Sakallı gibi, Bülent Şişman gibi, yine OSKİ'nin başına gelen sevgili arkadaşımız gibi güzel işler yapacağını ümit ediyoruz. Yani iyi bir düşünce. Bu havanın yağışlı olduğu bir günde Fidan Gör dediğimiz Ordu'nun o en işlek caddesinde yağmur yağışta çamur içerisinde mi yürümek istersiniz? Burada mı yürümek istersiniz? Tabii ki burada. Bir de aslında bugün ben olsam haber merkezindeki arkadaşlarıma, ki onları da toplantıda hemen söyleyeceğim gündem toplantısında, esnafa soralım. Nasıl olmuş hafta sonu, nasıl geçmiş? Merak ediyorum. Evet, Sevgi Can Kapıcı Aydoğdu günaydın demiş. Teşekkür ediyoruz. Sevgili Emine Hanım size de günaydın. Mukadder Taşkıran günaydınlar, çok teşekkür ediyoruz. Nuran Küçük Ertorun demiş ki günaydın, hayırlı yayınlar. 2019 yılının son haftasında 2020 hepimize sağlık, mutluluk, bereket getirsin. Tüm ordulara, Faslalılara, Çamaşlılara selam. Erkan Elik de Allah Allah hoba demiş. Biraz önceki o güzel Ordu türküsü hepimizi heyecan. Bu Ordu için çal bir miydi, iki miydi? Birdi. Tamam, ikisini de çalacağız. Bugün bol bol bugün yarını bol bol neşeli türkülere ve kliplere ayırmak istiyoruz. Ya Onay Şahin diye bir vatandaş var. TEDES için bir şarkı yazmış. Bir YouTube'dan bir bakar mısın? Sevgili Enver Yılmaz'a o dönemlerde çok eleştirilmişti yaptığı TEDES uygulaması ile ilgili. Ama şu klibi bir izlettirmek istiyorum. Çünkü dedim ya, hafta sonu şöyle birkaç gün Rize, Trabzon, Artvin, Hopa ve Rizeli, Artvinli, Trabzonlu dostlarımızla birlikte olma şansını yakaladık. Oranın güzel insanlarıyla, Giresunlu, Samsunlu güzel dostlarımızla. Herkes bizi TEDES'le hatırlıyor ve herkesin orada bir TEDES'ten ceza yemişliği var. İşte bir tanesinin annesi gelmiş, babası gelmiş, buradan geçerken ceza yemiş. Bir başkası ben geçiyordum, ceza yedim dedi ama daha önceden de duymamıştım. Hani dinlerken epey tebessüm edeceksiniz. Onu da yayını hazırlayalım lütfen. Teşekkür ediyoruz. Evet, İstanbul Sultanbeyli'den selamlar demiş Basri Atak. Şu yerli otomotiv meselesi hafta sonu çok konuşuldu ama bir kere de ben göstermek istedim.
Şu yerli otomobil olayına bir bakalım mı? Ne dersiniz? İkinci haberde cumartesi gününün. Yani Türkiye'de herkesin ortak paydada buluştuğu bir eser çıktı ortaya. Özellikle bu eserin meydana gelmesinde kadınlarımızın çok yoğun olması daha da keyiflendirdi. Muhalefetinden iktidarına kadar umarım, ümit edelim bunu bir siyasi malzeme meselesi yapmadan, hani bir konuda gelin, hani şu 2019'un son günlerinde buluşalım istiyoruz. Hoş geldin yerli otomotiv. Arabamızı yapmak, Made in Türkiye demek, bunun tarifi yok. Çok büyük gurur verici bir şey. Müthiş bir araba olmuş hakikaten, yani hiç tahmin etmediğimiz gibi bir araba çıkmış. O cip tipleri hakikaten çok güzel. Yani müthiş bir şey bu. Türkiye Otomobili Girişim Grubu'nun mühendis ve tasarımcıları tarafından hazırlanan ve dün tanıtılan yerli otomobil, iş dünyası ve meslek örgütleriyle vatandaşların beğenisini kazandı. Arabanın iç tasarımı, dış tasarımı olsun mükemmel. Kendi özgü bir tasarım var. İnşallah her şeyle devam eder. Şahsım olarak bir Türk vatandaş olarak çok gururlandım. Beklediğimiz işte bu milli duygularla beraber savunma sanayindeki gelişene arabayla süslemek beklediğimiz bir şeydi. 60 yılın rüyasıydı. Dün Cumhurbaşkanımızın dediği gibi işte devrime bir sabotaj düzenlendi. Ama bugün baktığımızda devrimin de ismini dünkü açılış programıyla beraber, yeni versiyonuyla beraber aynı hizaya soktu. Bir nevi rövanşı aldık geri diyelim. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın katılımıyla dün tanıtımı gerçekleştirilen Türkiye'nin otomobili esnaflarla vatandaşlarda büyük heyecan yarattı. Tabii Türkiye'de böyle bir şeyin olması iyiydi. Keşke daha eskilerde, eski zamanlarda Türkiye yerli otomobili ilk Türkiye üretti. Yani Türkiye eski zamandan beri bu zamana kadar otomobili devamlı sürdürmeye baksaydı, şu anda Türkiye'de değil dünyada ilk dev yerli otomobil şirketlerine sahip. Vatandaşlar yerli otomobille gurur duyduklarını söylediler. İnşallah vatana millet hayırlı uğurlu olur. Türkiye'de güzel bir gelir olur. İnşallah her zaman arkasındayız. Şu anda piyasaya sürülsün ilk alacak kişi benim. Ki inşallah düşünüyorum da. Yakıt yok. Benzin yok. Mazot zam derdi yok. Bu yok, bu yok. Elektriği var. Yani motorda yağ kaçağı yok, yağ yaktı derdi yok, yağ sanayiye götürüp bakım derdi yok. Yani iyi bir şey. Gerçekten elektrikli araba çok iyi bir şey. Valla sevgili oğlum mesaj göndermiş. Baba demiş gözlerin çok kısık ve yorgun görünüyorsun. Durumu biliyorsun evlat. Çalışmak zorundayız. Hayat yaşam bir şekilde devam ediyor. Sana da bütün evlatlarımıza da buradan kocaman dolusu selamlar, sevgiler, öpücükler. Olcay diyor ki benim oğlum da Bursa'da diyor, Akın abi diyor. İnan ha Akın'ın oğlu ha Olcay'ın oğlu hiç fark etmiyor. O yakışıklı da Bursa'da Uludağ Üniversitesi'nde okuyor. Ona da selam olsun. Yağız'cığım yanaklarından öpüyorum senin de. Oğlun ismi neydi? Efendim? Umut. Umut'a da buradan selam olsun. Umut şu sömestirde gelince hep birlikte Umut, Olcay, Yağız, ben dördümüz oturacağız, sohbet edeceğiz, memleket hasreti gidereceğiz. Tüm evlatlarımıza, gurbette bizi izleyen tüm evlatlarımıza selam olsun. Deniz Gıda, sevgili Ferda, Deniz Gıda'da şu an bizi izleyen sevgili İbrahim, Ferda, Abil, Kabil, hepinize de selamlar, sevgiler. Sevgili müşterilere de selam olsun. Bizim en sadık izleyicilerimizden bir tanesi televizyonun tam karşısında. Yaklaşık 23 yıldır bizim komşumuz, dostumuz, arkadaşımız hepsi. Sevgili Cemal kardeşim, sen de devamsızlık yapma. Şimdi gelmiş bakalım mesajın. Berat Atik, halk batmış boğazına kadar çamura batmış millet. Aç susuz, buna bir çözüm bulunur mu diyor. Vallahi bu yağmur havalarda zor, bulunacak gibi değil. Sevgili Ersin Tomakin, size de günaydın. Yerli otomobil meselesiyle ilgili bir izleyicimiz de diyor ki ya patentini almışlar mı? Bir onu da sorar mısınız diyor. Sorarız efendim. Yoksa da patenti içinde alırız, merak etmeyin. Hoş geldin kardeşim, günaydın dostlar demiş sevgili Bülent. Bülent bugün yeni yıla iki gün kaldı, veda edeceğiz. Senden güzel paylaşımlar bekliyorum ona göre. Programı birlikte yapacağız. Ben yoldan ayağımın tozuyla geldim, desteklerinizi bekliyorum hemen söyleyelim. Evet, günaydın, hiçbir yerde çamur olmasın demiş Mehmet Diner.
Fatma Elvan Taş da Ceren Özdemir'in katiline en büyük ceza verilmesini istiyoruz demiş. Bu da kanayan bir yaramız. Sevgili Erkan diyor ki sabah kahvaltılarının vazgeçilmezi Akın abi diyor. Vallahi bir çay da benim için koyar mısınız? Şimdi geliyorum, şeyi oradan uzanıp alacağım. Şöyle çaylar için teşekkür ediyoruz. Akın Bey günaydın. Kısa bir tatilden sonra işbaşı yaptınız. Kolay gelsin demiş. Vallahi iyi oluyor arada sırada böyle gitmek gelmek diyelim. İstanbul Ataşehir'den sevgili Ali Güler günaydın. Arif Canbaz günaydın. Teşekkür ediyoruz. Sağ olun, var olun diyelim. Günaydın mesajlarınız için. Evet, şimdi Ertuğrul Günay ile ilgili haberi bulabildik mi? Tamam. Ben kendisini çok seviyorum. Çok da değer veriyorum. Daha önceden bir başka siyasi partideydi. Adalet ve Kalkınma Partisi'ne geçti. Oradan istifa etti. Bir dönem CHP'nin genel başkanlığına adaydı. O zaman da çok sevmiştim. Tıpkı Sayın Numan Kurtulmuş bir ordulu olduğu için ve bir siyasi partinin genel başkanı olduğunda, tıpkı İdris Naim Şahin İçişleri Bakanı olduğunda, ama onlar bakan oldukları için değil, sadece insani yönleriyle değerlendiriyorum. Tıpkı sevgili Mehmet Hilmi Güler'i bundan tam 19 yıl önce Enerji Bakanı olarak tanıdığımızda, tıpkı Sayın Cemal Engin bu kadar orduyla ilgili meseleyi konuşurken orduların en fazla sesini duyuran insan olduğu için, tıpkı sevgili Seyit Torun'un Fındık'la ilgili en fazla, en çok bu konuları gündeme getirdiği için, hani böyle sevdiğimiz politikacıları böyle bir solukta sayarız ya, hani zaten bir solukta sayılacak kadar da az olurlar. İşte onlardan bir tanesidir sevgili Ertuğrul Günay. Uzun yıllar önce bir Ankara Ordular Ordu Vakfı gecesinde bir dostuyla birlikte bir köşede, o zaman siyasete ara vermiş, siyasetten uzaklaşmış, oturmaktaydı. Ordu'da bir otelde vakfın etkinliği yapılmaktaydı. Kendisine o kadar onur etmemiz gerektiğini inanıp, o kadar böyle içimden gelen duygularla anons etmiştim ki bu anonsları da hak eden nadir insanlardan, nadir ordu aşığı insanlardan bir tanesidir. İşte o dolu dolu yaşantısıyla ilgili güzel bir eser ortaya çıkardı ve hafta sonunda Ordu'da hem bunun tanıtımını yaptı hem de dostlarla buluştu. TV 52 ekranlarında yayınlanan Derin Gündem'in bu haftaki konuğu Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay oldu. Deniz tabii yerleşim açısından Ege, Akdeniz, hatta Mezopotamya bölgesi çok daha eski. Evet. Karadeniz... Derin Gündem'de Fatih Özdemir'in sorularını yanıtlayan eski bakan Günay, ordunun turizmine yönelik açıklamalarda bulundu. Yani ordu turizm açısından son 10 yıl içinde önemli bir yere doğru ilerliyor. Hızlı gidiyor. Yani. İlerliyor. Daha da ilerleyecek bence. O potansiyelimiz var. Daha da ilerleyecek. Peki umut o zaman. Fatih Özdemir'in Ordu sizce turizm şehri mi, sanayi şehri mi olmalı sorusuna, Günay Ordu'nun güzel yaylalarına sahip olmasından dolayı turizm şehri olması gerektiğini söyledi. Karadeniz sahili, Karadeniz doğası sanayi açısından elverişli alanlara sahip değil. Onun için burada başka belki tarımsal ürünlerin kalitesini arttırarak, çeşitliliğini arttırarak ve bunu ihracata sunarken katma değer yaratıcı biçimde, işlenmiş biçimde sunmaya çalışmak yollardan bir tanesidir. Turizmi de bence böyle büyük kitle otelleriyle falan değil, butik turizm evet. olarak yaylalara dağılan, doğanın içine dağılan, doğayı bozmadan Anadolu'ya yayılan bir yeni konsept içinde düşünmemiz lazım. İçine gastronomi sokmamız lazım, mutfak kültürümüzü sokmamız lazım, yürüyüş güzergahlarını sokmamız lazım. Yani farklı bir turizm türünü burada geliştirirsek, nitelikli tarım ve farklı turizmle biz yeni bir sıçrama imkanı bulabiliriz diye düşünüyorum. Kültür ve Turizm Eski Bakanı Ertuğrul Günay Ordu'ya geldi. Ordu Büyükşehir Belediyesi Karadeniz Tiyatrosu'nda ordularla buluşan eski bakan Günay, burada Sevgili Anadolu adlı kitabını imzaladı. Eski bakan Günay, memleketi Ordu'da gördüğü ilgiden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek Ordu'nun kitabını imzaladığı 3. yıl olduğunu söyledi. Bu benim Sevgili Anadolu kitabımın Anadolu'da 3. imza günü. Daha önce Van'da ve Antalya'da yapmıştık. Bundan sonra da Aydın'a gideceğim ama tabii Ordu'daki bu ilgi benim için çok özel. Ordu benim doğduğum şehir.
yüzden burada ben sadece bir kitap imzalayan bir yazar olarak değil, ayrıca bütün buradaki insanların arkadaşı, çocukluk arkadaşı, dostu, kardeşi, akrabası olarak bulunuyorum. Gördüğüm bu ilgi de doğduğum şehirde beni gerçekten duygulandırdı. Valla sevgili Ertuğrul Günay Ordu'ya imzasını atmış. Siyasetçi olarak önemli isimlerden bir tanesi. Dediğim gibi yıllar önceydi. Birçok güzel anıyı, birçok güzel dostla paylaştığı o güzel anılarını biriktirerek böyle ortaya hoş bir eser çıkarmış. En kısa sürede de kendisiyle canlı yayında sohbet etmek istiyoruz. Biz hafta sonu kendisiyle buluşamadık. Akın Bey, 2020 yılının sizlere, ordumuza, Perşembe ilçemize huzur ve mutluluk getirmesini diliyorum demiş sevgili Nihat Alkan. Ve sevgili Şener Kuvancı da İstanbul'da fırtına var, yağmurlu soğuk bir gün demiş. Trabzon'dan sevgili Ayten ve Serdar Akkaya, Nisa Akkaya oturmuşlar kahvaltı sofrasında. Bir tahmin edeyim, baba elinde kumanda televizyonu izliyor. Sizler kahvaltı sofrasındasınız. Sofrada da çok değerli, önemli bir konuğunuz var. Afiyet olsun. Benim efendim konuk Yağız değil. Size de selam olsun. Sevgiler, saygılar. Çok teşekkür ediyoruz. Ama Serdar, sen şu dernek kurma meselesi konusunda haklısın. Sana katılıyorum. Ne diyelim? Kurmak lazım. Gurbette de kurmak lazım dernek. Yurt dışında da kurmak lazım. Dernekler önemli diyelim. Ve sevgili Serdar'a da, bizi izleyen tüm dostlarımıza da selamlar, sevgiler. Hafta sonu şunu fark ettik. Sadece Türkiye'de Türkler tarafından izlenmiyoruz. Yurt dışındaki vatandaşlarımız da bir şekilde takip ediyorlar, izliyorlar. Burayla ilgili bilgi alıyorlar, hemen söyleyelim. En çok bize şu TEDES'i ve TEDES meselesini sordular. Yani hala orada TEDES var mı, gelirken yavaş gidelim mi, gitmeyelim mi diye. Sonra bir dostum, sevgili Hüseyin, memleketin en sempatik turizmcisi vallahi, öyle söyleyeyim. Sevgili Hüseyin bir şarkı dinletti bana. Dedim ki bunu gider gitmez Ordu'da dinlettirdiğimde herkes bir ismi hatırlayacak ama kimi hatırlar bilmiyorum. İşte o klibi bir izleteyim size. Böyle tuzak kurulmaz. Bu hızla Trabzon'a iki günde varılmaz. Cezası aldı onu geriye. Sağ olsun devlet verdi bayramda ikramiye. İki radar cezası aldı onu geriye. Hani bir sen anlardın bizim açlığımızı. Verdik radar yoluna bayram haşlığımızı. Hani bir sen anlardın bizim açlığımızı. Verdik radar yoluna bayram haşlığımızı. Kiralasam daha ucuz gelirdim. Yollar doldu hep radar, ben nereden bilirdim. Uçağı kiralasam daha ucuz gelirdim. Zaten mazot parası yaka
dara dar cezası, bükeydi lumuzi. Zaten mazot parası, yakayı lumuzi. Bir dara dar cezası, bükeydi lumuzi. Alacak canımızı, sen de karadan gelsen anlardın halımızı. Burada cezaları alacak canımızı, sen de karadan gelsen anlardın halımızı. Hani bir sen anlardın bizim açlığımızı, verdik radar yoluna bayram haşlığımızı. Hani bir sen anlardın bizim açlığımızı, verdik radar yoluna bayram haşlığımızı. Hani bir sen anlardın bizim açlığımızı, verdik radar yoluna bayram haşlığımızı. Vallahi Karadeniz insanı ne kadar yaratıcı, Karadeniz insanı ne kadar esprili. Hani yaşanan bir olayı böyle kendilerine has üsluplarıyla eleştirmişler diyelim. O dönemde çok konuşulmuştu ki sadece bu orduda yok biliyorsunuz. Şimdi hala İstanbul'dan Samsun, Giresun, Ordu, Trabzon istikametine giderken Tosya'da hani şöyle bir tekrar size hatırlatıyorlar. Hala burada TEDES var, EDS var diye tüm dostlara selam olsun. Güle güle 2019, radar cezalarıyla birlikte, trafik cezalarıyla birlikte, kötü anılarıyla birlikte güle güle diyelim. Ama 2019 biterken en fazla neyi görmek istiyoruz? Kar görüntüsü, kar manzarası. Şimdi haber merkezindeki arkadaşlarımıza, ilçe muhabirlerimize çok teşekkür ediyorum. Harikasınız, bir tanesiniz. Sürekli takip ettim onların o yazışmalarını, görüntü atma istek ve çabalarını. Peş peşe sırasıyla Ordu'nun ilçelerinden kar manzaralarıyla sizleri baş başa bırakalım. Ordu genelinde kar yağışı devam ederken Ordu'nun en önemli mekanlarından biri olan Çambaşı Kayak Merkezi de yavaş yavaş ziyaretçilerini ağırlamaya başladı. Ordu'nun ve ilçenin en önemli turizm merkezlerinden bir tanesi olan Çambaşı Kayak Merkezi bu sezonda karın yağmasıyla birlikte canlanıyor. İlçe beyaza bürünürken Çambaşı Yaylası da ziyaretçilerin ilgi odağı oldu. Vatandaşlar pazar tatilini kayak merkezinde geçirdi. Ordulular Çambaşı Kayak Merkezi'nde keyifli bir hafta sonu geçirdiler. Bu hafta sonu, yani daha doğrusu pazartesi günündeyiz. Önümüzdeki bu hafta için söylüyorum. Aybastı'da Perşembe Yaylası'nda bir kar festivali var. Onu da tanıtımını yapacağız. Kimin emeği geçtiyse onlara da teşekkür ediyoruz. Evet, dost olmadan hayatın bir anlamı olmaz. Sevgi olmadan kalpte huzur olmaz. Hikaye olmadan bir film olmaz. Ve bir günaydın mesajı almadan güzel bir gün olmaz demiş TV52 ailesine. TV52'de de, özür dilerim, devam ediyormuş. TV52'de de akınsız yeni gün olmaz demiş sevgili Cemal. Çok teşekkür ediyorum. Bir tanesiniz. Seviyoruz sizleri, inanın. Enver Öztepe, günaydın, hayırlı günler. En güzel günler sizinle olsun inşallah. Hayırlı yayınlar. Fatsa'dan kuaför Enver demiş. Fatsa'ya gelip bir saçımızı taratalım derim ama şimdi bizim sevgili Ersin var, Sezgin var, Kerim var. Onlar duymasınlar. Tüm kuaför kardeşlerimize de selam olsun. Ve sevgili Bülent, yeni yıl öyle büyük şeylerde gözüm yok. Küçük mutluluklar diliyorum. Küçücük bir çocuk saflığında gülüşler, ıslanmış çimenlerin kokusu, çimenlerdeki çıplak ayaklar, bahçedeki gül ağacı, mis kokulu çiçekler ve gıcırdayan salıncak, çocukken oynadığımız oyunlar tadında sımsıkı sarılışlar, ruhumuza dokunan şarkılar istiyorum.
ve akordu bozulmamış bir yaşam bestesi, maskelerinden arınmış yüzler, sımsıcak kahkahalar ve gün çatılmayan kaşlar, gün doğumları, işte hepsi bu yeni yıldan bunları istiyorum demiş. Umarım olur. Şu kar manzaralarını bir kere daha size şöyle peş peşe izletirelim. Ordu'nun ilçelerinde hafta sonu yoğun bir şekilde kar yağdı. Şimdi sıradaki haberimiz. Ordu'nun Mesudiye ilçesi de kar yağışından nasibini aldı. Mesudiye'ye yağan karsa en çok çocukları sevindirdi. İlçeye yağan karla birlikte Mesudiye'li çocuklar Cumhuriyet Meydanı'na akın etti. Çocuklar kar yağışını sevinçle karşılarken hem kar topu oynadılar hem de kardan adam yaptılar. İlçeye yağan kara çocuklar kadar büyükler de sevindi. Mesudiyeli vatandaşlar kar yağışının keyfini çıkarmak isteyen herkesi ilçeye davet etti. Mesudiye Merkez Cumhuriyet Meydanı'ndayız. Beklediğimiz kar nihayet yağdı. Yükseklerde daha çok kar var. Artık Mesudiye ilçemizde sadece yazları değil, kışları da yaşam var. Çok güzel bir doğa harikası. Güzel bir ilçemiz. Bütün herkesi bekliyoruz. Herkes tatil için gelebilir. Hakikaten anlatmaya gerek yok. İlçemiz çok güzel. Belediyesi ekipleri soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle birlikte karla mücadele çalışmalarını başlattı. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci, belediye araç parkını ziyaret ederek hazırlık çalışmaları hakkında bilgi aldı. Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı ekipler ana arterler başta olmak üzere tüm cadde ve sokaklarda çalışmalarını hızlandırdı. Ordu Büyükşehir Belediyesi ve Akkuş Belediyesi ilçede karla mücadele çalışması kapsamında hazır bulunan 22 iş makinesiyle 44 mahalleye anında müdahale etmek için oluşturdukları ekiplerle özellikle ana arterlerde etkili olan karla mücadele edecek. Akkuş Belediye Başkanı İsa Demirci karla mücadele çalışmaları kapsamında açıklama yaptı. Evet, ilçemiz genelinde kar yağışı şu saatlerde de yavaşladı. Geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yılda ilçe belediyesi olarak ve Büyükşehir Belediyesi olarak ortaklaşa karla mücadele birlikte mücadele etme çalışmalarımız başladı. Geçtiğimiz yıllarda ilçemizde karla mücadelede insanlarımızı mağdur etmedik, insanlarımıza sorun yaşatmadık, bizler de sorun yaşamadık. Aynı hazırlıklarımızı bugün itibariyle Akkuş'umuzda gerekli önlemi aldık, hazırlıkları yaptık. Şu anda karla mücadeleye ekiplerimiz makina ve personel açısından tam anlamında arazide çalışıyoruz, çalışacağız. Yaklaşık 20 küsür makine ile şu anda karla mücadeleye hazırız. Eğer takviye makine gerekirse bunu da piyasada kiralayacağımız makinalarla insanlarımızın hizmetine sunacağız. Geniş bir coğrafyada ve ordumuzun en çok yol ağı olan bir ilçede olmanın zorluğunun yanında insanlara biz bu zorluğu yaşatmadan, karla mücadelede insanları mağdur etmeden inşallah bugüne kadar olduğu gibi bugün de karla mücadelede yüzümüzün akıyla çıkacağız. Ben arazide çalışan ve çalışacak olan arkadaşlarıma şimdiden başarılar diliyorum. Onlara teşekkür ediyorum. Gece gündüz insanlarımızın hizmetindeler. İnsanlarımızı mağdur etmeme adına 24 saat görevlerinin başındalar. Onlara başarılar diliyorum.
Vatandaşlar Sarkuş Belediyesi Kertil Sosyal Tesisleri başta olmak üzere ilçenin farklı noktalarında eşsiz doğanın ve kar yağışının tadını çıkarıyor. Valla biz kar yağdığında seviniyoruz ama olayın bir de belediye ve ulaşımla ilgili ilgilenen birimlerin dikkat etmesi gereken tarafları var. Onlar da önlemlerini alıyorlar. Sevgili Serdar, günaydın Serdar Karalı. Sevgili Cemal Akdeniz, Avustralya'da havalar nasıl? Burada kar var. Avustralya'da orman yangınları sıcak devam ediyor mu? Antalya Finike'de hava nasıl sevgili Mevlüt Karakaluç? Mevlüt abi sana da kolay gelsin. Mehmet Cun çok güzel olmuş, selam olsun herkese. Günaydınlar diyor. Ordu Büyükşehir Belediyesi, o da boş durmuyor. Önlemlerini aldı. 19 ilçede her türlü tedbiri aldık diyen sıradaki açıklaması var sırada. Sayımızı 13 ekip fazla arttırarak toplamda 105 ekiple mücadele yapacağız. 773 mahallede 423 araç, 105 ekip ve 525 personelle birlikte yaşanabilecek olumsuzluklara karşı hazırlıklarını tamamlayan Ordu Büyükşehir Belediyesi altyapıda da gerekli önlemleri aldı. Elimizde 55 araçla kar mücadele yapacağız. Büyükşehir Belediyesi su ve kanalizasyon hizmetleri de müdahaleye hazır halde bekliyor. Alınan tedbirler ve yapılacak çalışmaları gözden geçirmek için Ordu Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Coşkun Alp Başkanlığı'nda bir toplantı gerçekleştirildi. Arttırarak toplamda 105 ekiple mücadele yapacağız. 14 araçla karla mücadele yapacağız. Toplantıya Genel Sekreter Yardımcıları Ali Erdal Gülderen, Suat Olgun, Bülent Şişman, İlçe Belediye Başkanları, Belediye Başkan Yardımcıları, Karayolları, AFAD ve OSKİ Genel Müdürü katıldı. Ordu Büyükşehir Belediyesi kış hazırlıkları doğrultusunda orduyu 4 bölgeye ayırarak 423 araç ve 525 kişilik ekiple birlikte karla mücadele verecek. Sayımızı 13 ekip fazla arttırarak toplamda 105 ekiple mücadele yapacağız. Çalışmalara Karayolları, AFAD, ilçe belediyeleri ve Ordu Su ve Kanalizasyon İdaresi Genel Müdürlüğü ekipleri de katılacak. Çaybaşı ilçemizde 26 mahallemizde toplamda 19 araçla karla mücadele yapacağız. Vatandaşların mağdur olmamaları için Ordu Büyükşehir Belediyesi olarak tüm hazırlıkların tamamlandığını ifade eden Genel Sekreter Coşkun Alp şunları aktardı. Kar kapıda, şu anda belki de yüksek ilçelerde yağıyor. O nedenle kendimizi çek etmek, karla mücadelede dinamik bir şekilde müdahale etmek adına bu akşam burada toplanmış bulunuyoruz. 19 ilçe genelinde 2019 yılındaki ilk karla mücadele kapsamında 4 bölgeye ayırdık. Bu 4 bölgenin de 773 mahallede ekranda görünüyor. Yani burada 773 mahallede 423 araç, 105 ekip, 525 personelle karla mücadele edilecek. Tabi buradaki bölgelerde sırayla görünecek. Bu mücadelede neler yapacağız, nasıl yol izleyeceğiz, makine ekipman durumumuz nedir, bunları değerlendireceğiz kendi aramızda ve yol haritamızı belirleyerek sıkıntı yaşatmadan karla mücadeleyi sürdüreceğiz ve inşallah herhangi bir gaza bela olmadan sağlıcakla insanların ulaşımını sağlamaya gayret edeceğiz. Bizde karla mücadelede toplamda 24 araçla mücadele yapacağız. Gülyalı ilçemizde 13 tane mahallemizde toplamda 6 araçla karla mücadele yapacağız. Gürgentepe ilçemizde 23 mahallemizde toplamda su teminimizi de yaptık. Depolarımıza yerleştirdik. Ordu Tarım ve Orman İl Müdürü Kemal Yılmaz, su ürünleri denetimleriyle ilgili önemli bilgiler paylaştı. Su ürünleri denetimleri konusunda hassas olduklarını belirten Yılmaz, denetimlerle ilgili bilgi verdi. Şimdi su ürünleri denetimleri de gene bu bölgede bu konuda da en yoğun çalışan illerin başında geldiğimizi düşünüyorum. Bunu bakanlığımızda ifade ediyorlar. Hatta tüm arkadaşlarımız, bu konuda görev yapan arkadaşlarımıza da başarı belgesi geldi bakanlıktan. Gerçekten titiz çalışıyoruz. Ancak bizim bu kadar titiz çalışmamıza rağmen bakın biz yolları gece saat 5'te neredeyse 2 günde bir yol kesiyoruz. İl dışından gelen küçük boyda balıkları yakalayıp
cezalandırmak için gereğini yapmak veya engellemek, getirmelerini engellemek için. Karaya çıkış noktalarında denetim yapıyoruz. Denizde denetim yapıyoruz. En son geliyoruz artık tezgahlarda, satış yapanlarda denetim yapıyoruz. Amaçlarının öncelikle denizlerde işi bitirmek olduğunu ifade eden Kemal Yılmaz, tüketicilerden de destek beklediklerini belirterek vatandaşların küçük balıkları almaması gerektiğini ifade etti. Çünkü biz amacımız önce denizde bu işi bitirmek. Yani küçük balığı denizde yakalamalarını önlemeye çalışıyoruz. Yakalanıp balık öldükten sonra bir kıymeti kalmadı. Tezgahta buna ceza kesseniz de bir kıymeti kalmadı. Ancak ben hep söyledim. Her konuşmamda dile getirdim. Tüketiciler de bize bu noktada yardımcı olacaklar. Bakın biz oralar denetliyoruz ama o küçük balığı da almayacaklar. Almayacak. Bir tepki olarak almayacaklar. Tabii doğru. Yani bu tepkiyi eğer biz vatandaş olarak gösterirsek, biz de denetimleri yaparsak daha etkin bir denetim olur, daha güzel sonuç alırız. Su ürünleri kanununda değişiklikler olduğunu ifade eden Kemal Yılmaz, 1 Ocak itibariyle değişikliklerin devreye gireceğini söyledi. İnşallah su ürünleri kanununda değişiklikler oldu. Bakın 1 Ocak 2020'de o değişiklikler devreye girecek. Bizim denetimlerde yaşadığımız sıkıntılar vardı, karşılaştığımız problemler vardı. Ve maalesef denetimlerin etkinliğini istediğimiz seviyede sağlayamıyoruz. Yapılan değişiklikler inşallah bizim o eksikliğini hissettiğimiz noktalarda, hususlarda bu değişiklikler yapıldı ki bundan sonra su ürünleri denetimleri çok daha etkin gerçekleştirilecek. Yılmaz su ürünlerinde 970 denetim gerçekleştirdiklerini, kaçak avcılık yapan 101 kişiye de ceza kestiklerini belirtti. Su ürünlerinde de mesela şu an 970 denetim yaptık, 101 tane de ceza kestik. Kaçak avcılık yapan kişilere 101 tane de ceza işlemi uyguladık. Valla başarılı bürokratlarımızdan bir tanesi sevgili Kemal Yılmaz. Ama ümit edelim daha güzel projelerde, daha uzun yıllar burada bu şehirde kendisini görelim. Kolay gelsin Nihat Bey diyelim. Şuayb Karabay, size de günaydın efendim. Günaydın mesajlarınızı okuyacağım. Hiç merak etmeyin. Hafta sonu önemli bir konuk vardı. İyi Parti'nin basın sözcüsü. Son dönemde tanıdık kendisini. Sevgili Yavuz Ağır Alioğlu. Yani gerçekten ismi gibi ağır. Hafta sonu Ordu'daydı. Ordu'nun meselelerini teşkilatıyla konuştu. İşte bu önemli ziyaretten kareler şimdi. İYİ Parti sözcüsü Yavuz Ağır Alioğlu çeşitli programlara katılmak üzere Ordu'ya geldi. Partisinin il ve Altınordu ilçe başkanlığına ziyarette bulunan Ağır Alioğlu, gazetecilerin sorularını yanıtlayarak Türkiye'nin otomobilinin çok gecikmiş bir hamle olduğunu belirterek bu adımların daha evvelden atılması gerektiğini söyledi. Cumhurbaşkanlığı makamı dahil devletin bütün üst düzey bürokrasinin 146 bin makam arabası var. 146 bin makam arabası olan bir ülkenin çok ciddi bir iradeyle kendi otomobilini üretmesi lazım. Kıymetli bir iş. Ağır Alioğlu, milli otomotivi üretme iradesinin kıymetli bir irade olduğunu ifade ederek Türk markası ürüne dünyanın diğer devletlerinin binmesi ve tercih etmesi lazımdır sözlerini aktardı. Ama bu çok komplike bir organizasyondur. Şöyle yapılması lazımdır. Bizim milli otomotivimize bizim binmemiz değil, bizim ürettiğimiz Türk markası olan ürüne dünyanın diğer devletlerinin binmesi ve tercih etmesi lazımdır. İnşallah bunun başlangıcı olur. İradeyi kıymetli görüyoruz ama iradeyle beraber fabrika görmek istiyoruz. İradeyle beraber üretim görmek istiyoruz. İradeyle beraber mamul hale getirmiş ürünlerin tercih edilebilir olduğunu görmek istiyoruz. Dolayısıyla süreci hem dikkatli takip ediyoruz hem de bu anlamda atılan olumlu adımları destekliyoruz, yüreklendiriyoruz. Ağır Alioğlu, Libya'ya asker gönderme tezkeresine ilişkin soru üzerine Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu'nun yarın gelerek genel başkanlarına bilgi vereceğini belirterek parti olarak briefing alacaklarını, gerekli hassasiyetlerin burada dillendirileceğini söyledi. Yarın Mevlüt Bey gelecek, Dışişleri Bakanı bilgi verecek sayın genel başkanımıza. Parti olarak briefing alacağız. Dillendirecekler, mevzular, hassasiyetler, gerekçeler dinleyeceğiz. Prensip olarak sınır ötesi operasyonlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluklarını taşıması gereken her yerde bu yetkiyi vermekten imtina etmediklerini kaydeden Ağır Alioğlu şunları aktardı. Biz prensip olarak sınır ötesi operasyonlarla ilgili Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin sorumluluklarını taşıması gereken her yerde bu yetkiyi vermekten imtina etmiyoruz. Ama Suriye meselesiyle ilgili atılmış onca yanlış adam
adım peşinden 4 milyon misafiri ağırlamamıza, sahada bir sürü sıkıntıyla bizi karşı karşıya getirmiş olmasına dikkat çekip diyoruz ki temkinli olmak zorundayız. Suriye'de bunca ağır bedel ödemişken Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin menfaatlerini korumak için her türlü şeyi göze alalım ama bir maceraya atlamayalım. Bizim orada hassasiyetimiz şu, negatif bakıyoruz. Asker gönderme işine negatif bakıyoruz. Akdeniz'deki haklarımızı korumak için Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin gücünün, kuvvetinin bu işlere yeteceğine inanıyoruz. Efendim bunun için illa masada gücümüzde, kuvvetimizde bulunalım ama Libya'daki bir iç savaşın unsuru haline getirecek riskli adımlara karşı da temkinli olalım. Valla son dönemde bu arada sevgili Yavuz Ağır Ali Ağaoğlu'nun yanında sevgili il başkanımız Çiğdem Çelenk Karakaya ve sevgili Mahmut Akyol, değerli insan, güzel adam, sevgili dostum, ağabeyim Mahmut Akyol vardı. Birçok İyi Partili dostumuz, arkadaşımız vardı. İzlediniz mi bilmiyorum. Perşembe akşamıydı sanırım. Habertürk'e konuk oldu Meral Akşener. Bütün sorulara cevap verdi. Arkasından bir başka talihsiz olay oldu. İyi Partili'ye yakınlığı bilinen bir gazeteciye bir saldırı oldu. Meral Akşener de Ekrem İmamoğlu'nu ziyareti sonrasında İçişleri Bakanı'na seslendi. Türkiye'nin en başarılı İçişleri Bakanı olduğunu söylüyorsun ama son bir yılda 4 gazeteci maalesef televizyon programları sonrasında iktidara yakın olan ya da olmayan tartışması yüzünden saldırıya uğradı. Bir an önce faillerinin ortaya çıkartılması gerek dedi. Son dönemde önemli açıklamaları, önemli çıkışları var Meral Akşener'in. Dikkatle takip ediyoruz. Bizler de gazeteciler olarak ve Süleyman Soylu, onu da takip ediyoruz. Süleyman Soylu da hafta sonu AK Parti İl Danışma Meclisi toplantısına katıldı. Soylu burada gündeme dair önemli açıklamalarda bulundu. Ama sevgili Arzu, kolay gelsin sana da, günaydın diyelim. Elmaları aldı götürüyor. Gördük Arzu elmaları. Ekip de bu arada yavaş yavaş televizyona gelmeye başlıyor. Şimdi Sayın Soylu'nun açıklamalarını izleyelim. Bakalım Sayın Soylu neler söylemiş. Değerli hanımefendiler, saygıdeğer hanımefendiler, kıymetli davalı arkadaşlar, ifade etmek istediğim şudur. Türkiye 2013'te kişi başı 10 bin dolar milli gelir seviyesine ulaşmıştı. Yani gezi olaylarında. Bugün de aynı gelir seviyesindeyiz. Ancak bugünün Türkiye'si, dikkat edin, aynı gelir seviyesinde olmamıza rağmen daha güçlü bir Türkiye'dir. Biz o gün S-400 alamazdık. 2013'ten bahsediyorum. 1990'dan bahsetmiyorum. 2000'den bahsetmiyorum. Biz o gün S-400 alamazdık. Biz o gün zeytin dolu harcattık. Barış Pınar Harekatı, Fırat Kalkan Harekatı'nı yapabilme takatimizle gücümüz. Bu ölçüde yok. Aynı kişi başına gelir seviyesi. Peki bugün var. Ne değişti? Değişen şudur. Türkiye 17 yılın iktidarını iyi yönetir. Hayırlar bağımlı yerleri. Güçlü, bilge, tecrübeli. Aynı zamanda bunu istikrarla beraber birleştirir. Ama aynı zamanda 21. asrın baştan itibaren çok önemli adımlar attı. Türkiye, ifade etmem gerekirse bugün artık stratejik bir güçtür. Sınır ötesi operasyon yapabilen, ABD Avrupa'ya çekilmeden söz söyleyebilen, bu bölgenin kaderi üzerinde irade ortaya koyan, Rusya ve İran'la bir araya gelip bu bölgeyle ilgili masada bu mücadeleyi yapabilen, ambargo tehditlerine prim vermeyen bir ülke haline gelmiştir. Evet, Sayın Soylu böyle söylüyor. Kendisiyle de uzun yıllar önce, o zaman bir başka siyasi partinin genel başkanıydı. Tam böyle ordu sahilinde çok keyifli, çok güzel bir sohbet yapmıştık. O dönemlerde muhalefetteydi ve ciddi bir şekilde muhalefet yapıyordu. Şimdi görev aldı, İçişleri Bakanlığı yapıyor. Kolay gelsin diyelim. Ömer Arka, Çatalpınar Kayatepe'den günaydın. Günaydın efendim. İstanbul'dan selamlar. Akın Bey, iyi yayınlar diliyorum demiş sevgili
Tolga kardeşim, Tolga dur neredesin? Lazımsın bize. Sevgili Soner Sağır, günaydın Akın Bey. Evet, kar yağışı güzeldir. Lakin dışarıdaki hayvanlarımız ve evsiz vatandaşlarımıza belediyemiz öncelik verir inşallah. Tıpkı bu yol çalışmaları gibi diyor. Umalım, ümit edelim öyle olsun. Ve sevgili Sedat Ünver, 2019 yılının son haftasında mutlu ve huzur dolu bir hafta diliyorum demiş. Çok teşekkür ediyoruz Sedat abi. İlerleyen bölümlerde sana sürprizim var, haberin olsun. Levent Kumaşoğlu, günaydın Akın Bey. Engelsiz tiyatromuz 4 Ocak akşamı Kültür Merkezi'nde saat 20'de. Tüm halkımız davetlidir. Oyunun ismi neydi? Yedi Kocalı Hürmüz müydü acaba? Evet, Yedi Kocalı Hürmüz'dü sanırım. Sevgili Aylin Gürsoy yönetiyor. Sevgili kardeşlerimiz oynuyor. Kolay gelsin. Aydın Nazilli'den güzel memleketime ve halkıma selamlar. Bize memleket havasını yaşatan TV52 ailesine teşekkür demiş Ayhan Yazan. Sezer Kara Yiğit selamlar. Hayırlı sabahlar. Çaybaşı İlküvez'den demiş. Sizlere de selam olsun diyelim. Şimdi kısa bir yere gidelim. Evet, geldik ayağımızın tozuyla. Merhaba dedik. Sizi güne hazırlamaya çalıştık. Kahvaltı sofralarınıza, iş yerlerinize bizi davet ettiniz. Evlerinize davet ettiniz. Çok teşekkür ediyoruz. Çaylar içildi. Şimdi işe gidiliyor. Okula gidiliyor. Havaalanına giden dostlarımız var. Havaalanına gidiliyor. Onlara da kolay gelsin. İyi yolculuklar, iyi uçuşlar. Şimdi kısa bir araya gidelim. Ardından saat tam 09.00'da lütfen ekran karşısında olun. Söyleyeceğim önemli şeyler var. Hamza 56 yaşında. 23 gün önce kalp nakli oldu. Yaşasın, kızımın mezun olduğunu görebileceğim. Hasan 44 yaşında. 1,5 yıl önce böbrek nakli oldu. Yaşasın, oğluma büyüdüğünde araba kullanmasını öğreteceğim. Zeynep 34 yaşında. 3 ay önce karaciğer nakli oldu. Yaşasın, çocuğumun bana anne dediğini duyabileceğim. Fatma 18 yaşında böbrek nakli oldu. Yaşasın, üniversiteye gidip doktor olabileceğim. Küçük Ayşecik henüz 6 yaşında. 1 yıl önce kornea nakli oldu. Yaşasın, annem ne güzelmiş. Organ nakli bekleyen binlerce insanımız yapılan bağışlarla yeniden hayata döndü. Siz de organlarınızı bağışlayın. Yaşasın. Kenan Börekçi'nin hazırlayıp sunduğu Ordu'nun Dereleri salı akşamı evlerinize konuk oluyor. Bu haftanın konuğu Türk halk müziği sanatçısı Cengiz Karaca. Ayrıca Musalı Köyü Kalkındırma Kültür ve Sosyal Yardımlaşma Derneği Başkanı Rüstem Aydın ve yönetimi ve üyeleri. Ordu'nun Dereleri her salı saat 20'de. Cep güldüren fiyatlar yine Ankamar'da. Yılka 1 kilogram ekspor çay 22 lira 95 kuruş. İniş dibi sade altılı soda 4 lira 99 kuruş. Pepsi 2,5 litre kola 4 lira 75 kuruş. Ankamar keyifli alışverişler diler. Fırsatı. Binlerce üründe %50 net indirim. Sefa Merve Tunik 5.88 Euro, Sefa Merve Kap 15.50 Euro, Sefa Merve Elbise 13.26 Euro, Sefa Merve Tunik 14.75 Euro, Sefa Merve Kap 32.46 Euro, Sefa Merve Elbise 14.75 Euro.
Müjde! Yeni yılın yeni hediyesi Ordu Birlik ve Prens Kale'de. Ordu Trabzon seferleri başlıyor. Yılların ve yolların tecrübeli firması Ordu Birlik artık Prens Kale ile Ordu Trabzon yollarında hizmetinizde. 1 Ocak 2020'den itibaren her gün sabah saat 6.30 ile 11.30 saatleri arasında ve Trabzon'dan gelen Prens Kale 12.30 ile 17.30 saatleri arasında saat başı hizmet verecek. Trabzon'dan da aynı saatlerde Ordu'ya ulaşım sağlanacak. Özellikle üniversite öğrencilerine büyük kolaylık sağlayacak bu seferler, tecrübeli ve güvenilir personelleriyle siz değerli müşterilerine servis hizmeti de verecektir. Tüm halkımızı bu hizmet ve yolculuk deneyiminden yararlanmaya davet ediyoruz. Kendi kendimize sorduk. Nasıl bir evde yaşamak isterdik? Konforu nasıl tanımlardık? İşte tüm bu soruların sonunda köy içi evleri ortaya çıktı. Ordu'da 15.500 metrekare üzerinde inşa edilen köy içi evleri projesinde tüm daireler deniz ve bahçe manzaralı. Üstelik yeşilin 1001 tonu da köy içi evlerinde. 125 metrekareden 280 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle geniş ve ferah yaşam alanları sunuyoruz. Giyinme odası, kiler ve ütü odası, tüm odalarda ve balkonlarda TV sistemi bitmedi. Tüm balkonlarda ısınma sistemi ve çok daha fazlası bu projede. Fore kazık temel sistemi, çift asansör, asmolen döküm, kara sıva ile birlikte mantolama, %80 sonrası ürün beğenme, çok amaçlı meydan, tüm blokların altında sosyal tesis. Kısacası bu projenin tek eksiği sizsiniz. 24 ay ve 36 ay 0 faiz imkanıyla siz de köy içi evlerinde yerinizi alın. Adalı Gayrimenkul güvencesiyle köy içi evleri tüm zamanların en iyisi. Örnek dairelerimizi görmeden ev almaya karar vermeyiniz. Adalı, kalite ve estetiğin mimarı. 444-5213 ara. Metehan Özel Servis. Araçlarınızın tüm arızalarında, tamir ve bakımlarında araçlarınızı güvenle teslim edebileceğiniz tek adres Metehan Özel Servis sizlerin hizmetinde. 20 yıllık Almanya tecrübemizde her türlü Avrupa araçlarının periyodik bakımları, arıza tespiti, beyin okuma, alt üst bakım, klima bakımı, fren testi, araç muayeneye hazırlık, otomatik şanzıman, yağ bakım tamiri ve çok daha fazlası. Deneyimli usta kadromuzda araçlarınızı garantili olarak yapıp zamanında müşterilerimize teslim ediyoruz. Metehan Özel Servis. Osman Köksal Otomotiv'e uğramadan lastik almaya karar vermeyin. En son teknolojiyle donatılmış servis ekipmanlarımızla lastiklerinizin değiştirilmesinden tamir, balans ve her türlü servis hizmeti güvenilir servisimizde sizleri bekliyor. Yeni lastik satışı, yazlık ve kışlık lastik satışı, dört mevsim lastik, oto lastiği, minibüs lastiği, kamyon lastiği, lastik tamiri, balans ayarı, sökme takma, ayrıca her marka lastik satışı Osman Köksal Otomotiv Otomotiv Lastik Park'ta. Michelin, Lassa, Tatco, Riken, Prelli, Goodyear, Petlas, Osman Köksal Otomotiv Lastik Park'ta en uygun fiyata sizleri bekliyor. Siz de lastiklerinizi onu en iyi tanıyanlara getirin. Güvenilir ve garantili hizmetin keyfini sürün. Lastik Park denildiğinde yılın 365 günü her markada kampanya. Huzur dolu, güvenli bir gelecek için yaşamınızı kolaylaştıracak ince detaylarla donatılmış projelerimizle sahip olmak istediğiniz yüksek yaşam kalitesinde şık, ferah ve konforlu dairelerimizle sizlere tarihi fırsatlar sunuyoruz. Fırsat 1. Bucak Mahallesi'nde Devlet Hastanesi ile Eğitim Araştırma Hastanesi arasında tamamı bitmiş, anahtar teslimi hemen taşınabileceğiniz 90 metrekare ile 144 metrekare arasında değişen daireler. Fırsat 2. Emirkent 2 sitemizde tamamı bitmiş 190 metrekare 4+1 dairelerimiz. Açık ve kapalı ısıtmalı yüzme havuzu, sauna, fin hamamı, Türk hamamı ve çok daha fazlası bu projede. Fırsat 3.
Şirin Evler Mahallesi'nde Melikşah sitesinde tamamı bitmiş, anahtar teslimi 110 metrekare ile 120 metrekare arasında değişen daireler. Ayrıca yapımı devam eden Nizamettin Mahallesi Hanzade Konakları'nda 125 metrekareden 210 metrekareye normal ve dubleks daire seçenekleriyle sizlere görülmemiş ödeme fırsatları ve seçenekleri sunuyoruz. Selçuk İnşaat, en iyi isteyenlerin tercihi. Sevdiklerinize aldığınız o hediye kutusu var ya, hani taşınırken ihtiyaç duyduğunuz koliler, ayak altında olmasını istemediğiniz eşyaları koyduğunuz kutular, tüm o koruyucu ve aynı zamanda özel ambalajların arkasında bir isim var. Özşahin Ambalaj. Özşahin Ambalaj sektörde yaklaşık 20 yıla yakındır sizlere hizmet sunmanın mutluluğunu yaşıyor. Teknolojik gelişmeleri yakından takip eden Özşahin Ambalaj, geçen yıllar içerisinde hizmet kapasitesini ve üretim kalitesini sürekli artırarak yoluna başarıyla ve gururla devam ediyor. Göstermiş olduğunuz ilgiye teşekkür ederiz. Özşahin Ambalaj, koli bizim işimiz. Yerli üretim, eşsiz tasarım, kaliteli, dayanıklı ve şık ürünleriyle sektöründe lider bir marka. Empo Pompa. Tarih bizi tanımlayan kelime. Tam 1986 yılından beri sanayi iş kollarına hizmet veriyoruz. Yüksek verimlilik, düşük bakım ilkesiyle işletim ömrü uzun, korozyona dayanıklı, hafif, yüksek verimlilikle tasarlanan olağanüstü mekanik pompalar eşsiz bir mühendislikle hazırlanıyor. Çelik sanayinin kalbi pompalar Empo kalitesiyle üretiliyor. Dalgıç pompalar, santrifüj pompalar, sıcak su pompaları, kademeli pompalar, salyangoz pompa, hidroforlar, yangın pompaları, dünya çapında kimyasal veya endüstriyel işlem uygulama için ideal şekilde özel olarak tasarlanır. Ürünlerimizin arkasındayız ve bizimle çalışmanızdan onur duyarız. Suyun olduğu her yerde Empo Pompa. Seyredebilmek. Boylu boyunca Karadeniz'in mavisini, ordunun yeşilini, sarısını, morunu, beyazını, her halini seyredebilmek. Kayıp giden zamanı, iyiyi, güzeli, insanı seyredebilmek. Hayatı en doğru yerden. Seyir Park. Şahincili'de yükseliyor. Sefa Merve'de yıl sonu fırsatı. Binlerce üründe %50 net indirim. Sefa Merve tunik 5.88 euro, Sefa Merve kap 15.50 euro, Sefa Merve elbise 13.26 euro, Sefa Merve tunik 14.75 euro, Sefa Merve kap 32.46 euro, Sefa Merve elbise 14.75 euro. Hayal etmek kolay, gerçeğe dönüştürmek zor. İstemek kolay, birikim yapmak zor. Ordu'nun eşsiz doğasında, üniversiteye komşu, benzersiz bir hayatı yanı başınıza getiren Nordloft Haki Yener konutlarıyla kalıpların ötesinde yepyeni bir yaşama hazır olun. Şimdi 129 bin liradan başlayan fiyatlar, 80 bin lira peşin, aylık 1000 lira sabit taksit seçenekleriyle. Üstelik banka yok, faiz yok, kefil yok, ev sahibi olmak var. Nordloft Haki Yener konutları. GRP gayrimenkul güvencesiyle. Bilgi telefon 888 18 18. Albüm tanıtım gecesi. Şu kadar,
Gölköy'de düzenlenecek albüm tanıtım gecesinde Selçuk Özçelik ve Alper Ünal orkestra eşliğinde Kemal Başaran, Kahraman İşler, Sertaç, Cafer Ev, Baki Yiğit ve Filiz Altınay sizlerle olacak. Bu muhteşem geceyi sakın kaçırmayın. 3 Ocak Cuma Sedat Duran TV 52'den canlı yayınla Gölköy albüm tanıtım gecesiyle sizlerle. Çalışanlarımızla her zaman yanınızdayız. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı. TV52'de Yeni Gün programı devam ediyor sevgili izleyiciler. Saatler 09.03'ü göstermekte. Hani zorunlu tanıtımları izlerken sağlık çalışanlarımızla ilgili güzel bir tanıtım videosu vardı. Gerçekten onlar bizim kahramanlarımız. Zaman zaman bu kahramanların ismi, branşı değişebiliyor ama hayatımıza dokunan tüm sağlık çalışanlarına, doktorlarımıza, hemşirelerimize, sağlık personellerimize, sağlık sektöründeki tüm arkadaşlarımıza iyi ki varsınız diyoruz, iyi ki hayatımızdasınız diyoruz. Ve tabii hastanelere giden, şifa bekleyen ya da şu an ağır bir hastalığı geçirip de evde bizleri izlemekte olan tüm hastalarımıza da acil şifalar diliyoruz. En kısa sürede hayata yaşama, 2019'daki o kötü olumsuz anıları bırakarak 2020'ye daha güçlü, daha mutlu, daha enerjik hayatın ve yaşamın enerjisinden, coşkusundan hiçbir şey kaybetmeden üzerine de koyarak bir an önce iyileşiniz diyoruz. Allah dermansız hastalık vermesin diyelim. Bunu da hatırlatalım. 2019 nasıl geçti? Şöyle bir hatırlayın. Güle güle 2019 diyoruz. İki gün boyunca tabelamız bu olacak. Aykut'tan rica ediyoruz. Yarın da özel bir 2019 programı olacak. 2019'da neler oldu, neler bitti? Bir hatırlayınız. Valla ülkemiz için söylenecek en önemli şey yaşanılan ekonomik sıkıntılar olsa gerek. Hani birçok konu konuşuldu, tartışıldı. İşte Ordu'da yaşadığımız peş peşe hani üzülerek söylüyoruz bunu. İşte kazalar, cinayet haberleri, intihar haberleri bizi üzdü. Esaf arkadaşlarımızın sıkıntı çektiklerini biliyoruz. Anneler gözleri yaşlı, gelecek, çıkacak bir afla ilgili haberi bekliyor. Emekliler dertli, onlar da yıl sonunu, ay sonunu nasıl getiririzin mücadelesindeler. Asgari ücretler için 2019 pek de öyle hayırlı bir sene olmadı. Hani asgari ücret açıklandı ama bir taraftan da olayın devlet hükümet tarafına bakıldığında kaynakların daraldığı, azaldığı bir yıl oldu diyelim. 2019'da biliyorsunuz büyükşehirde ve ilçelerde yapılan yerel seçimler sonrasında bir takım değişiklikler yapıldı. Yeni belediye başkanları geldi. Eskiler görevi bıraktı. Eskilerden koltuğu devralanlardan hep şu şeyi duyduk, bu sözü. Çok ciddi bir borç batığından aldık belediyeyi. O yüzden bizden kolay kolay yeni yatırım beklemeyin. Umalım, ümit edelim. 2019 olumsuz olayların o yılda kaldı. 2020'de hem şehrimiz için, hem sizin hayatınız için, hem de ülkemiz için barış, huzur, refah, güzel haberlerin konuşulduğu, güzel olayların konuşulduğu bir sene olur diye ümit ediyoruz. Evet, Gülyalı'ya da, Abulhayır'a da, Turna Suyu'na da selam. Uğur Kubaloğlu'nun selamıyla şöyle bir kendimize geldik diyelim sevgili izleyiciler. Evet, 2020'den ne bekliyorsunuz? Çok merak ediyorum. Emeklilikte yaşa takılanlar, EYT'ciler, 2019'u üzgün geçirdiniz biliyorum. Umalım, ümit edelim 2020 yılında EYT'lilerin bu sorunu, meselesi hallolur. Peki cezaevindeki kader mahkumları ve onların yakınları, umarım sizler için de 2020 yılı güzel geçer. Yani haksız yere
içeride yatan ya da mağdur olduğunu düşünüp de cezasını tamamlayanlar için yeni bir hayat, yeni bir başlangıcın, suçun, kavganın, tartışmanın olmadığı güzel bir gelecek olur sevdiklerinizle, evlatlarınızla, annenizle, babanızla birlikte diyelim. Umalım, ümit edelim esnafımız için bereketli bir yıl olur. 3600'e takılanlar için 3600 sayılı yasanın, kanunun bir an önce yürürlüğe girmesi onlar adına hayırlı olacaksa bir an önce olur diyelim. Ve tabii ki 2019 yılındaki bütün kötü anıları bir tarafa bıraktıktan sonra 2020'de TV52'de ne olacak hemen söyleyelim. 2020'de TV52'de işte bütün bu yaşanılan krizlerden, sıkıntılardan sonra radikal bir kararla, çok direnmemize rağmen, çok hayır biz bu frekansta devam edelim dememize rağmen 1 Ocak 2020 saat 00:01 itibariyle iki tane farklı frekanstan TV52 izleyebileceksiniz. Hem TürkSat 4A'dan hem TürkSat 3A'dan. Bir ay boyunca bunun tanıtımlarını yapacağız size. Ama ülkenin içinde bulunduğu, basının içinde bulunduğu, tüm televizyonların yaşadığı bu sıkıntı karşısında biz de size sesimizi daha güçlü, daha gür çıkartabilmek adına ve ayakta kalabilmek adına ve 26 yıldır yayında olan bu televizyon kanalının daha çok uzun yıllar yayında kalabilmesi adına bir frekans değişikliğine gitmek zorunda kaldık mecburen. Hep bunu söyledik yani, bunu yaklaşık 3 aydır yeni yayın dönemine başladığımız her gün, yani 29 Eylül'den bu yana tam 3 ay geçti. Diyorum ki sevgili ordular, sevgili vatandaşlarımız, Giresunlu, Trabzonlu, Afyonlu, Muğlalı, hiç fark etmiyor. Edirneli, Tekirdağlı, TV52 reklamlarınızla destekleyin. TV52 İstanbul'daki dernekler, sizler destekleyin ki sizlerin etkinliklerini, sizlerin faaliyetlerini daha gür bir şekilde, daha özgür bir şekilde, daha kaliteli bir şekilde yayınlamaya devam edelim. Ama biz de bu krizden, bu kaostan nasibimizi alıp bir ay boyunca bu frekans değişikliği ile ilgili bilgileri size vereceğiz. Bir ay boyunca eş iki frekansla çıkmaya devam edeceğiz ama 1 Şubat 2020 sabahı itibariyle TürkSat 4A'dan üzülerek söylüyoruz, TürkSat 3A'ya geçeceğiz. Bu geçiş umarım, ümit edelim bizim meslek yaşantımızın sizlere memleket hasretini, memleket özlemini gidermek adına bu maratonda daha uzun koşabilmemiz için hayırlı olur. Ve tabii şunu unutmayın, tüm STK'lara, hem Ordu'daki hem İstanbul'daki hem de dünyanın farklı noktalarındaki sivil toplum kuruluşlarına, derneklere ve tabii ki iş adamlarımıza TV52'ye vereceğiniz destek, memleketinize yapacağınız, memleketin önemli markalarından bir tanesine yapacağınız önemli bir katkı olacaktır. Onu da hatırlatalım. Evet, günaydın, hayırlı sabahlar güzel orduma, Salzburg'dan selam demiş Kani Şender'e. Kani kardeşimize de günaydın. Şimdi tabii 2020 inşallah sporda da güzel işlerin oldu. Hani Ordu Spor'un şu bir an önce 3 başlıktan, 2 başlıktan kurtulup tekrar o eski günlerini konuştuğumuz bir yıl olur diyoruz. Sporda da, sanatta da, ekonomide de her anlamda 2020 bizler için güzel, keyifli bir yıl olur. Aykut bir video göndermiştim bana. O videoyu bir ekrana verelim. Güzel şeyler oluyor Ordu'da. Bir Çambaşı'na doğru gidelim mi? Bakalım şu videoya. Evet, burası sanırım sevgili Ergin ve Levent Karlıberler'in yaptırdığı bungalov testler. Çünkü Büyükşehir'in böyle bir projesi yok diye biliyorum. Bunda bir karışıklık olmasın. Or diyorum. Büyük olasılıkla sevgili Murat'ın videosundan bu. Murat'a da selam olsun, kolay gelsin diyelim. Ordu turizmi adına, özellikle yayla turizmi adına güzel işler yapılıyor. Yani yurt dışında ya da farklı illerde gördüğümüz güzel tesislerin Ordu'nun yaylalarına yapılıyor olması güzel. Hafta sonu ile ilgili Aybastı'daki kar festivali var. Hepinize şimdiden Aybastı Perşembe Yaylası'na davet ettiğimizi söyleyelim. Ve nasıl yapalım şimdi?
Sırada Saadet Partisi ile ilgili bir haber var. O haberi bir girelim. Hafta sonu yapılan bir toplantı haberi. Sıradaki haber. Tavır ve hareket içerisinde bulunamayız. Saadet Partisi Aralık ayı İl Divan toplantısını Ordu Kültür Sanat Merkezi'nde gerçekleştirdi. Herkes kendince bir duruştur. Biz inandığımızı savunuruz. İl Divan toplantısına Saadet Partisi İl Başkanı Avukat Erkan Temiz, Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağdağ, İl Sorumlusu Dursun Ali Düzenli, Genel İdari Kurul üyeleri, Büyükşehir Belediye Meclis üyesi, teşkilat üyeleri, ilçe başkanları ve çok sayıda davetli katıldı. Saadet Partisi İl Başkanı Avukat Erkan Temiz, 31 Mart'ta yapılan mahalli seçimleri değerlendirdi. En önemli teşkilatla alakalı önemli mevzusu 31 Mart'ta yapılan mahalli seçimlerdir. Biz Saadet Partisi olarak genel merkezin belirlemiş olduğu plan, program, çalışma takvimi çerçevesinde bununla alakalı çalışmalarımızı gücümüzü ve aşmak suretiyle, bir gayret göstermek suretiyle etkili bir çalışma yürütmeye gayret ettik. Bunun neticesinde eski İçişleri Bakanı ve bugün Genel İdare Kurulu üyemiz olan Sayın İdris Naim Şahin Büyükşehir Belediye Başkanı adayı olarak belirledik. Yine ilçelerimizde en fazla oy alabilecek kazanma potansiyeline sahip adaylarla o seçimlere katılma gayreti içerisinde olduk. Özeti şudur ki bu seçimlerin bir önceki genel seçimlerde %1,5'larda olan oy oranımız ülke genelinde %3,3'ün de üzerinde çıkmış bir durumda. Yani %100'lük bir oy artışını part olarak sağlamış. Başkan Temiz ordunun çöp meselesine ve şehir hastanesine de değindi. Meselelerin çözümüne yönelik ciddi bir çaba ortaya konulmamışken çözüm diye bazı şeyler yapılmaya çalışılıyor. Mesela Çaybaşı ilçemizde ordunun çöpü topladı. İnşallah önümüzdeki günlerde o bölgedeki ilçe teşkilatlarımızla beraber bu bölgede bir çöp toplama merkezinde bir inceleme yapacağız. Yerinde mevzuyu göreceğiz ama basından takip edebildiğimiz kadarıyla tam anlamıyla bir çevre felaketinin yaşandığını o bölgede yaşayan teşkilat mensuplarımızdan aldığımız bilgilere dayanarak söyleyebiliriz. Şehir hastaneleri projesi özel sektöre kaynak aktarmak için kurulmuş, hasta garantili, çalışma garantili, acayip garayip bir sistem. Yani bilmiyorum nasıl tarif edilebilir bu. Başlıkta çok fazla yok işin gerçeği. Yandaş bir takım sermaye sahiplerine özel kıyaklar çekilmek suretiyle sosyal güvenlik kurumunu soydurulan bir sağlık. Saadet Partisi Ordu İl Sorumlusu Dursun Ali Düzenli faiz ve borçlanmaya dikkat çekti. Borç alıp faiz ödeyen bir ülke kalkınabilir mi dedi. Faizle bir ülke kalkınır mı soru? Kolay bir soru. Ama zihniyete göre de değişir mi cevabı tabii. Dedi ki hocam faizle hiçbir ülke kalkınmaz. Şimdi soruyorum size. Hoca niye o soruyu sordu? Çünkü önemli bir adım atacak. İşte parmağın ucundan sağlam yapışırsan kolu eli alırsın. Eli aldın mı kolu alırsın. Kolu aldın mı vücudu kabarsın. Ne dedi duyuyoruz? Bu yeni görüşte. Parmağın ucunda sağlam tutacaksın. Şimdi ne oldu? Peki dedi Osman Bey borçlanarak dedi bir ülke nasıl gidecek? Faizle borcun ilişkisi nedir? Dedi ki faiz borç alan adam faiz ödeyecek dedi hocam. Böyle mi? Çok güzel. Tam dedi benim kafama göre bir adamsın. Seni görevlendirdim. Şimdi soruyorum size. Bir şahıs borçlanmazsa bankaya faiz öder mi? Bir ülke borçlanmazsa faiz öder mi? Şimdi biliyor şuna soruyorum size. Biz borçlanmaya baştan karar verirsek milli görüşçü olabilir miyiz? Olamayız. Olamayız ya. Saadet Partisi Genel Başkan Yardımcısı Atik Ağda, Müslümanı Müslümana kırdırma projesi adı altında ülkelerde sorunlara değindi. Hepimizin hatırlayacağı üzere 11 Eylül hadiseleri bahane edilerek İslam dünyasına yönelik bir işgal süreci başlatıldı. O dönem bu süreç başlatılırken bir Haçlı Seferi'nden bahsedildi ve o dönemin Dışişleri Bakanı Aslan'ın Endonezya'ya kadar 22 Müslüman ülkede bir takım harita değişikliklerinin olacağını ifade etti. 2000'li 10'lu yılların başına geldiğimizde Arap Baharı adını verilen süreç başlatıldı. Yeni süreçte kendilerine müdahil olmadılar.
Müslümanı Müslümana kırdırma projesini yürüttüler. Bu sürecin içerisinde işin parasını da yine Müslüman ülkelere yıkmış oldular. Körfez ülkeleri bu savaş sürecinin yeni konseptin finansörü oldular. Su'dur, Birleşik Arap Emirlikleri'dir, Katar'dır ve görünmez bir şekilde belki Kuveyt'tir. Bu arada sevgili Serdar, teşekkür ediyorum. Sana da kolay gelsin. En kısa sürede önce yokuş dibine geleceğiz sevgili Bülent'e. Bülent'ciğim ne desen haklısın, doğru söylüyorsun. Vallahi geleceğiz, billahi geleceğiz. Hazır bak kar yağıyor. Önce senin yanına geleceğiz şöyle arazi takviyeli bir araçla, Ümit'le birlikte, Muzaffer Kuvan'la birlikte. Sonra Serdar'ın oraya gideceğiz. O küçük sıcacık ahşap tesisinde Serdar'ın. Serdar bize kahvaltıyı hazırlayacak. Deminki tesis için, o Ordu yorumu verdiği tesis için Orbel'in yaptırdığı bungalov evler diye düzeltiyor. Sevgili Ergin ve Levent Karlıbel ailesinin yaptıkları taş binalar diyor. Onu da hatırlatmış. Teşekkür ediyoruz katkın için Serdar'cığım, bir tanesin. Şimdi kültür ve sanatla ilgili hafta sonu güzel etkinlikler yapıldı Ordu'da. Oksijen Tiyatrosu'nun çarşamba günü bir oyunu başladı. 4 Ocak'ta Engelsizler Tiyatrosu'nun, mutlaka gitmenizi tavsiye ediyorum, 7 Kocalı Hürmüz adlı oyunu seslendirecekler. Ama İlhan Şeşen ve Sunay Akın Ordu'ya geliyor. Tüm Türkiye'yi dolaşıyorlar. Bu etkinliği de mutlaka takip etmenizi tavsiye ediyorum. Değerli konuklar, İlhan Şeşen ve Sunay Akın'ın gösterisinin ilkine hoş geldiniz. Bu gece konumuz aşk. Liman, kömür, ekmek. Edirgenci. Genç bir çocuk. Tuncel Kurtis. Atinalı komutan. Alman kralı. Zeus. Nasıl mesafe? Can Yücel. Hadi bakalım sen şimdi gitarınla karşılık ver. Son zamanlar yaptıklarıma abi gidelim, daha ne yapalım yani? Yetmez mi yani? Daha ne olacak yani? Yani. Valla kültür ve sanat köşesi organizatörümüz sevgili Vatan abi, 1 Mart'a daha çok uzun bir zaman dilimi var ama yani İlhan Şeşen hayranı olarak Sunay Akın'ın o keyifli sohbet ve sunumuyla bu etkinlik kaçmaz diyelim diyoruz. Ve sevgili Ümit Atabay köşe bucak gezmeye devam ediyor. Ordu'nun her yöresini karış karış dolaşıyor. Geçtiğimiz günlerde de çok önemli bir keşfe imza atacaklardı ki olmadı. Bir tarihi eser bulduk diye heyecanlandılar ama Ümit ve Muzaffer Kovan mağaraları ve bütün orduyu, ordunun dört bir tarafını dolaşmaya devam ediyor. Sıradaki haber onlarla ilgili. Çok dar bir mağara görüyorsunuz. Bu yani labirent gibi kanallardan gitmek lazım. Erhan ileride. Her köşesi ayrı bir güzelliğe sahip olan Ordu, bilinmeyen birçok güzelliği de bünyesinde barındırıyor. Yeşilin ve mavinin arasında çıkan sürprizlerse adeta göz kamaştırıyor. Yüzlerce şelalesi ve mağaralarıyla bilinen Ordu'da keşfedilmeyi bekleyen onlarca güzellik de söz konusu. Şu anda mağarada labirent gibi sevgili izleyicimiz, mağaranın içerisine ilerliyoruz. Görmüş olduğunuz gibi çökerek gidiyoruz. İleride bir odacık olduğunu söylüyor. Su sesleri de geliyor. Devam ediyoruz. Yani bilmeyen birisiyle girmemiz mümkün değil. Kesinlikle. Erhan, iyi ki seni yanımıza almışız, yoksa evet, mümkün değildi buradan gitmemiz. Evet, devam. Nasıl? Şehrin dağlarında gezerken her bir noktasında yeni güzellikler de keşfedilebiliyor. Yarasalar da var sevgili izleyicilerimiz, bakın. O yarasalardan işte bir tanesi. Yakıncık. Evet. Bacaklar varmış, ölüm. Gelebiliyor musun Muzaffer?
Köşe Bucak yapımcısı ve sunucusu Ümit Atabay Gölköy gezisi sırasında yeni bir mağara keşfetti. Nasıl dar bir yerden geçiyoruz sevgili izleyicilerimiz, görüyorsunuz suların sesi yükseliyor, sanki üzerimize gelecekmiş gibi. Oldukça dar olan mağara değişik yollarıyla labirenti anımsatıyor. Çok kaldı mı? Yaklaşık 100-120 metre. Keşfedilen mağara adeta göz kamaştırıyor. İlçemizin belediye başkanımızla Kaymakam Bey buranın resimlerini falan gördü. Evet. Ondan sonra burayı resimlerden incelediler. Bizim yani Başkan Bey ile Kaymakam Bey'in amacı ikisi Ordu Kültür Turizm İl Müdürlüğü'ne yazı yazıp resimlerle beraber ya da Samsun Kültür Varlıkları Koruma Müdürlüğü'ne buranın kuruldaki hocalar, arkeologlar tarafından ya da başka bir heyet tarafından buranın bir an önce incelenip gerekli işlemleri yapılıp sağdan veya soldan başka yerlerden yukarıdan ağrı bu geniş yerlere rahatla girebilecek yerler varsa buralardan açılıp turizme kazandırmak için Başkan Bey ile Kaymakam Bey gereken çabayı gösteriyor. İnşallah. Program aracılığıyla belki bir meraklı, bir akademisyen ya da bir arkeolog bizi duyar, buraya gelir. Bakar, inceler. Bakar, tabii. İnceler. Bizim incelememizde olmuyor. Ben biraz önceki o yazıları da şöyle detaylı bir şekilde şimdi çekelim. Mağaranın içinde akan sular ve yaşayan canlılarsa görenleri hem şaşırtıyor hem de büyülüyor. İçimize kazandırabilirsek burayı medya aracılığıyla, sizin aracılığınızla bizim tek temennimiz bu. Evet. Valla Ümit Atabay'ı ve emeği geçen herkesi kutluyorum. Görüyorsunuz böyle Ordu'da sizin de böyle sıra dışı mekanlarınız, bildiğiniz köyünüzde, kasabanızda, yaylanızda mekanlar varsa TV52'ye ulaşmanız ve sevgili Ümit Atabay ve ekip arkadaşlarına bilgilendirmeniz gerekiyor. Bizler hemen oradayız. Güle güle 2019 diyoruz. 2019'da bakalım Ünye'de neler oldu, neler bitti. Yarın aslında tüm ilçe muhabirlerimize teker teker bağlanmayı planlıyoruz. Şimdiden söyleyelim, ilçelerde bizi takip eden arkadaşlarımızı Akkuş, Aybastı'dan başlayıp Mesudiye'den devam edip tüm ilçelerdeki temsilcilerimize ilçeleriyle ilgili dilek ve temennilerini söyleyeceğiz. Şimdi Ordu'nun en büyük ilçelerinden bir tanesi olan Ünye'ye sevgili Hakan'a bağlanacağız. Hakan günaydın. Akın Bey günaydın. Hoş geldiniz. Hoş bulduk. Teşekkür ediyorum sevgili Hakan. Ayağımızın tozuyla geldik. Hafta sonu seni de takip ettim. Arada beni de etiketliyorsun. Zaman zaman internetin çektiği yerlerden gördüm. Olsun, hiç önemli değil. Hakan, neler var neler yok Ünye'den? Güzel haberlerin var mı? Umarım kötü şeyler olmuyordur. Söz sende Hakan'cığım. Akın Bey, Ünye'de bu arada kötü şeyler olmuyor. Cuma günü Ünye'de Cumhuriyet Meydanı'nda bir program vardı. Türk Silahlı Kuvvetleri Sessiz Çığlıklar Platformu, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a seslerini duyurmak için Ünye Cumhuriyet Meydanı'nda bir araya geldiler. Burada grup adına bir basın açıklaması yapan Türk Silahlı Kuvvetleri Sessiz Çığlıklar Platformu Ünye temsilcisi emekli Asubay Yılmaz Tepe, çok zor ve ağır şartlarda görev yapan Türk Silahlı Kuvvetleri'nin omurgası bizler. Hiçbir zaman ayrıcalık ve imtiyaz talep etmedik. Tek talebimiz adalettir diye Genelkurmay Başkanı ve Cumhurbaşkanımız söz vermesine rağmen ne yazık ki hiçbir gerçekleşmedi diyerek sıkıntılarını dile getirdiler. Grup daha sonra açıklamalarını yapıp meydandan ayrıldılar. Evet. Akın Bey, bir de biliyorsunuz ülke genelinde doğa kolejlerinin durumu söz konusuydu. Satıldı, satılacak söz konusuydu. Doğa kolejlerinin aynı zamanda Ünye'de de bir kampüsü var. Bununla ilgili bir program oldu. Doğa Koleji Ünye'deki faaliyetine 2019-2020 eğitim öğretim yılının ikinci yarısındaki faaliyetine Bahçeşehir Koleji ile anlaşarak eğitimine buradan devam edecek. Bununla ilgili Ünye'de bir otelde... Evet. Hakan'cığım fazla isim vermeden... Evet, bununla ilgili Ünye'de bir otelde faaliyete... Sevgili Enver Yücel geldi. Açıklamalar bulundu. Evet, sevgili Enver Yücel geldi. Doğru söylüyorsun, biz de takip ettik. Evet. Ünye'de yani eğitimle ilgili Doğa Koleji'nin yani... Artık dediğim gibi... Bu özel kolejin diyelim. Evet, Bahçeşehir Koleji ile eğitime devam edecek. Evet, Hakan'cığım, valla 2019'da yaşanan tüm olumsuzlukları
2019'da bırakıyoruz. Yarın sabah tüm ilçe temsilcilerimizi 2020 yılı ile ilgili, sen de gruba bunu yazarsan, bu konudaki görevi müsaade edersen seninle paylaşarak sana vereyim. Yarın sabah tüm ilçe temsilcilerimize teker teker bağlanacağız ve 2020 yılı ile ilgili ilçelerinin beklentilerini paylaşacakları. Mesela nedir? Ünye'de şu anda 2020 yılında en fazla beklenmesi gereken şey Ünye Organize ve Sanayi Bölgesi bence. Ünye'ye yeni yapılacak olan yatırımlar, Ünye Spor'un adı ne olursa olsun işte Belediye Spor, 1957 Spor bir an önce ayağa kalkması ve taraftarların o eskisi gibi bir arada hep birlikte tek bir vücut oldukları bir Ünye. Ünye'nin turizm adına ki Ünye bu konuda 19 ilçe arasındaki en şanslı, en güzel ilçe. Hani şunu söyleyebilirim, diğer ilçelerdekiler kızmasınlar ama ben tam bir Ünye aşığıyım. Ünye'nin doğası muhteşem. Umalım, ümit edelim Ünye için turizmin konuşulduğu bir, turizmde yatırımların, o işte kültür sokağınız, işte Arastalar sokakları, hepsinin böyle bir kombin olduğu bir turizm yılı olur Ünye için. İnşallah. Bizim de ümidimiz bu şekilde Akın Bey. Çok teşekkür ediyorum sana da. Son dilek ve temenniyle veda edelim sana. Buradan son kez son bir şey söylüyorum Akın Bey. Buyurun. Biliyorsunuz yasa dışı avlanan deniz araçlarıyla ilgili bundan böyle Ünye Limanı'na çekilmek için büyük bir çalışma başlatıldı. Ruhsat tezkeresi almadan yasa dışı su ürünleri avcılığı yapanların gemi dahil av araçlarına el koyularak bundan sonra Ünye Limanı Balıklı Barınağı'nda 7 emin alanı belirlenecek. Bu şekilde avlanma yapanların tekneleri dahil el konulup 7 emine teslim edilecek. Çok önemli bunda, aslında. Burada, en önemlisini en son söyledin Hakan. Bundan sonra yasa dışı avlanmak yasak. Evet. Çünkü balıkçılık sinyal veriyor. Birçok balık neslinin tükendiğini duyuyoruz. Hamsi gitti diyoruz. Tam da sırada bununla ilgili bir haber var. Çünkü havaların soğumasıyla birlikte balıkçılar tekrar sevindiler. Hakan, kolay gelsin. Yarın sabah tüm temsilcilerimizi tekrar arayacağız. Sen de bizden haber bekle. Teşekkürler. İyi yayınlar. Gruba yazarsan sevinirim tekrar. Evet. Şimdi şu balıkçılarımızla ilgili iki tane haberimiz var. O haberler önemli. Önce hafta sonu balıkçılar havaların soğumasıyla biraz ümitlendiler. Sonra da bir bilgilendirme haberi. Hava sıcaklığının mevsim normallerinin üzerinde seyretmesi dolayısıyla avda hedeflenen miktarlara ulaşamayan balıkçılar, birkaç gündür soğuk havanın hakim olmasıyla ağ tamiri ve tekne bakımı hazırlıklarına başladı. Denize açılmayı bekleyen balıkçılardan Nevzat Özer, Aralık ayına kadar deniz suyu sıcaklığının çok yüksek olduğunu, bu nedenle balıktan umduklarını bulamadıklarını belirtti. Havalar bu sene oldukça sıcak geçti. Kasım ayına kadar deniz suyu sıcaklığı 16 derece, 15 derecelerde gitti. Bu da balığı olumsuz etkiledi. Bu sene palamut balığı olmadı, çinekop balığı olmadı, lüfer olmadı. İşte havaların soğumasını bekledik. Bir umudumuz levrekte. Bu hava bozmadan evvel birkaç gün oldu levrekçilik. Şimdi havanın yatışmasını bekliyoruz. Özer, birkaç gündür soğuk havanın hakim olmasıyla ağ tamiri ve tekne bakımı hazırlıklarına başladıklarını ve bakımlar yapıldıktan sonra denize açılacaklarını söyledi. İşte yeni ağlar yapıyoruz. Ağlarımızı tamir ediyoruz. Teknelerimizin bakımını yapıyoruz. Yani umudumuz levrekte. Bu sene böyle geçti. Soğuk havadan umudumuzu bulmaya çalışıyoruz. İstavrit yok. Yani bu sene Karadeniz'de balık yok. Birkaç gün levrekçilik oldu. Başka da bir şey yok. Biz ufak balıkçıyız. Kıyı balıkçısıyız. Bizim atacağımız ağlar bundan sonra levrek ağı. Başka bir şeyimiz yok yani. Tutunacağımız tek dal levrek kaldı. Giresun İl Tarım ve Orman Müdürü Muhammed Ang'ın kıyı balıkçılarına 413 bin lira destekleme ödemesi yapıldığını bildirdi. Yapılan yazılı açıklamada denizlerde ve iç sularda geleneksel kıyı balıkçılığı verilerinin güncellenerek kayıt altına alınması ve sürdürülebilir yönetiminin sağlanması amacıyla ilgili tebliğ çerçevesinde Giresun'da küçük ölçekli balıkçı teknelerine verilen destekleme işlemlerinin tamamlandığı belirtildi. 5 metrenin altında tekneler için 750 lira, 5 ila 7.99 metre arasındakilere 1000 lira ve 8 ila 9.99 metre arasındaki deniz balıkçı teknelerine 1250 lira destek sağlandığını ifade eden Ang'ın,
İl genelinde 403 geleneksel kıyı balıkçısına 413 bin lira destekleme ödemesi gerçekleştirdiğini kaydetti. Umalım bu destek ordulu balıkçılar için de geçerli olsun. Günaydın mesajlarınız var. Şimdi okuyorum. Sevgili Hacı Ali Elibal Marmaris'ten selamlar, sevgiler. Diyor ki tüm ordulu hemşehrilerimize sağlık, huzur, barış ve güven içerisinde yeni bir yıl diliyoruz demiş. Teşekkür ediyoruz sevgili Hacı Ali Bal'a ve tüm Marmaris'te bizi izleyen dostlarımıza, hemşehrilerimize selam olsun diyelim. Sevgili Savaş Özcan bir bilgilendirme notu göndermiş. Günaydın abi diyor. Bugün saat 11'de AK Parti Altınordu İlçe Başkanlığı'nda Altınordu İlçe Başkan adaylığı temayül yoklaması vardır. Bütün AK Partili mahalle başkanlarını, gençlik kolları üyesi kardeşlerimizi, kadın kolları üyelerimizi, yönetim kurulu üyesi arkadaşlarımızı, tüm gönül dostlarımızı bekliyoruz. Savaş Özcan, Altınordu AK Parti ilçe başkan adayı, bizim de sevgili dostumuz, kardeşimiz, arkadaşımız, tüm adaylara başarılar diliyoruz. Evet, İbrahim Demir, günaydın. Yücel Yurtseven, Yaşar Kazancı, günaydın. Çok teşekkür ediyoruz. Şimdi mali basınımıza bir bakalım isterseniz. Mali basınımızda neler var, neler yok. Fasa ile başlıyoruz. Hızlı bir basın turu yapalım. Bugünkü programı da sonlandıralım. Evet, İbrahim Ethem Kibar, Fasa'nın hizmetlerle anıldığı bir 5 yıl geçireceğiz. İlk bir yılı geçti yalnız sevgili başkan. İlk bir yılda sanırım bir belediyeyi tanıma dönemi vardı. Umalım, ümit edelim. Bundan sonraki 4 yılda güzel projelerinizi siz basınla paylaştıkça biz de Faslılarla paylaşırız. Fasa Belediye Başkanı İbrahim Ethem Kibar'ın yaptığı bir açıklama var. Diyor ki özveriyle ve çalışan personelle birlikte Fasa'mızı hizmetlerle anıldığı bir 5 yıl geçireceğiz demiş. Genç, başarılı, dinamik bir belediye başkanı. Umalım Fasa için güzel işler olsun. Umalım güzel projeler ortaya çıksın. Ordu'nun dereleri diye devam eden bir başka haber var hemen altta. Ordu'nun dereleri boşa akmayacak. Evet, sevgili Mehmet Hilmi Güler seçim döneminde sözünü verdiği bir projeyi daha hayata geçiriyor. Buna göre ilçelerde gölet yapımına başlandı. 19 ilçeye 19 gölet demişti. Ve Ordu Üniversitesi ile ilgili bir haber. Ordu Üniversitesi Duriye Çetin Ceviz Anaokulu'nda açılış töreni gerçekleştirildi. Tören öncesi Rektör Akdoğan, İhsan Çetin Ceviz'i makamında ağırlayarak kendisine bir plaket verdi diyor Fasa'nın Mali Gazetesi. Ve turizm zirvesi yapıldı. Sevgili Mehmet Hilmi Güler, Ordu turizmini 12 aya yayarak şehri canlılık kazandırmak ve Ordu'nun turizmde marka bir şehir olmasını sağlamak amacıyla sürdürdüğü çalışmalarına devam ediyor. Kolay gelsin sevgili başkan ve ekibine, güzel işler yapıyorlar. Bundan sonra da takip edeceğiz. Evet, Ordu Hayat Gazetesi yine benzer açıklamaları yapmış. Ordu taklit edilen bir şehir olmayacak değil demiş ve kitle değil butik turizm. Önceki dönemin Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Günay kitle turizmden artık butik turizme geçerek turizmin içine halkı da katmak gerektiğini söyledi. Hafta sonu Ordu'daydı. Bir tanıtım yaptı. Bu haberi biraz yakınlaşalım. Biraz önce biz de bu haberi size vermiştik. Kendisini ziyarete, kitabını ziyarete çok güzel bir jest yapıyor. Sevgili Mehmet Hilmi Güler de geliyor. Ergin Kalibel, Bilgi Vakfı'nın daveti üzerine Ordu'ya gelen ve hem kitabını imzalayan hem de bakanlık dönemini anlatan Ertuğrul Günay, yeşili tüketmeyelim, maviyi kirletmeyelim demiş ve konuşmasında sık sık gözyaşlarını tutamayarak sürdüren Ertuğrul Günay, öldürülen Ceren Özdemir'i de anarak biz sadece bir kızımızı kaybetmedik, geleceğin büyük bir sanatçısını kaybettik diyor. Evet, kayak turizmi aktif rol oynuyor. Ordu Tanıtım Kulübü Derneği sevgili dostum Arzu Tosunoğlu sadece kış turizmiyle yetinmeyip sağlık ve spor turizminin de geliştirilmesi gerektiğini söyledi. Şili Belediyesi de Ceren'i unutmadı demişler. Ve Perşembe'de de 30 yıldır çöp dökülen alan, bir üste gelelim. Evet, Perşembe'de 30 yıldır çöp dökülen o meşhur Domuz Tepesi artık üzerine yapılacak olan derslikle öğrencilere çevre bilincinin aşılacağı bir eğitim yerine dönüştürülecek. 30 yıllık çöplük 10 günde yok edildi diyor.
Burada buranın yamaç barışlı pist olacağı da söylenmişti. Burada ne olacağına tam karar verilirse sevinir. Çünkü burayla ilgili 2-3 farklı açıklama geldi. Umalım, ümit ederim güzel işler olsun, olacağına da eminiz. Ordu tam anlamıyla bir turizm şehri olurken de sadece belirli branşlarda değil, tüm turizmin farklı noktalarında bu işlerin yapılması gereken bir şehir olması lazım. Ama hafta sonu özellikle Trabzonlu turizmci arkadaşlarımızla konuşurken ya dediler, önce Ordu'da otobüslerin rahatça döneceği ve hareket edeceği yerleri sağlamanız gerekiyor. Çünkü biz büyük tur otobüsleriyle Ordu'ya geldiğimizde bir, park edecek araç yerini bulamıyoruz. İki, rahat rahat ilerleyemiyoruz. Ve üç, Kültür ve Turizm Müdürlüğü Ordu'da gelen turları bir tam gün ya da iki tam gün ağırlayacak aktivite ve aktivasyon planı yapması gerekiyor. Biz de bu planı gelen, il dışından gelen, ülke dışından gelen misafirlerimize duyuralım. Bu anlamlarda çok ciddi eksikleriniz var diye eleştiriyorlar bizleri. Bu eleştirileri de başta İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü çalışanları, şehri yönetenler dikkate almalılar. Hatta bir başka işte biraz önce o turizm çalıştayı yapıyorlardı. O turizm çalıştayına farklı illerden gelen bence tur rehberlerini de, firma yetkililerini de davet etmeniz gerekiyor. Evet, bizim buradaki turizmci arkadaşlarımız, kardeşlerimiz de önemli ama buraya gelen ve burada hangi sıkıntılarla karşılaşan arkadaşlarımızın da dinlenmesi bence sağlıklı olur diyelim. Bir diğer gazetemizle devam edelim. Yavaş yavaş da programı sonlandıracağız. Ve daha nice yıllara Ordu Hürses gazetesi 29. yaşını kutladı. Biz de Hürses gazetesine 29. yaşında uzun 29 yıllar diliyoruz sevgili dostlar. Cemal Engin'e destek yağıyor. Hafta sonu yaşadığı çirkin olaydan sonra, ki hele bunun da bir Ordulu etkinliğinde olmasından sonra. Sonuçta sevgili izleyiciler, siyasetçi böyle bir geceye geldiğinde, güzel yüzde bir kalabalık gördüğünde, hemşehrilerini gördüğünde biraz da siyaset yapmak istiyor. Kendi fikrini söylemek istiyor. Evet, bu bir Ordulu gecesi. Tamam, orası siyaset yapma yeri değil size göre ama biraz o coşkuyu anlatması lazım. O yüzden demokrasi herkese lazım. Demokrasi her yerde lazım. Bugün Almanya'daki Türklerin sıkıntılarını ve orduların sıkıntılarını ilk dile getirecek olanlardan bir tanesidir. Diğer milletvekillerimiz gibi. O yüzden hoşgörü arkadaşlar. Biz de bu konuda sevgili Cemal Engin'e geçmiş olsun diyoruz. Yapılan tavrın, bakın başka bir ilin gecesinde olsa yine anlamazdık ama bir nebze olsun eh belki derdik. Hani Ordu, Almanya Ordu Korganlar Derneği mi? Korganlar Derneği. Hani genç kardeşimiz eleştirebilir Sayın Cemal Engin'i ama sahneye çıkıp elinden mikrofon alıp bırak konuşmayacaksın demesi, ki Sayın Engin'i orada çok büyük bir olgunluk örneği göstermiş. Kendisini yakinen tanıyanlar bilirler. Oraya eşiyle gitmiş, oğluyla gitmiş, kızıyla gitmiş, damadıyla gitmiş. Hiç de şık olmamış açıkçası. Tamam, zaman zaman siyasetçilere çok konuştuğu için kızabilirsiniz. Ben de kızıyorum. Yani Cemal Engin için demiyorum bunu. Bazen bir düğüne gidiyorsunuz. Adam elinde evlilik cüzdanı var. Yarım saat konuşuyor, konuşmayı uzatıyor. Ya da bir düğünde bir siyasi partinin propagandası, eyvallah. Ama yine de hiç kimse, ya kardeşim bırak uzattın lafı diyebiliyor musunuz? Ya da zaman zaman cenaze merasimlerinde hoca efendi soğukta, böyle kar yağışlı bir havanın ya da yağmurlu bir havanın altında o son veda konuşmasını yaparken uzatıyor. Hiçbiriniz hocaya hoca efendi dur diyebiliyor musunuz? Bir siyasetçi de kendi fikrini, yanlış ya da doğru, size ters gelir ya da gelmeyebilir. Güzel de bir topluluk varsa, ki orduların olduğu her topluluk, korganların olduğu her kalabalık güzeldir, özeldir. Yine de saygı içerisinde dinlemek gerekiyor diyelim sevgili izleyiciler. Evet, bir diğer gazetemizle geçelim, devam edelim. Bakalım diğer gazetemiz nedir? Evet, yanlıştan dönmenin sevincini yaşıyoruz. Bakın ve bu habere yakınlaşalım. Biz de sık sık bunu gündeme getirmiştik. Geçtiğimiz aylarda 9 yataklı şehir hastanesi inşaatının Botanik Park'ın arazisine yapılması kararı
Ordu STK'larını harekete geçirmişti. Yaklaşık 25 sivil toplum kuruluşu. Geçen haftalarda yaptıkları ortak açıklamada hastane inşaatının yer seçiminin yanlış olduğunu dile getirmişlerdi. Bu açıklamaya Sağlık Bakanlığı'ndan geçen hafta içerisinde olumlu cevap geldi. Sağlık Bakanlığı yetkilileri hastane inşaatının Botanik Parkı sahasına değil Ordu Üniversitesi kampüsüne yapılmasına karar verdi. Bu kararla ordular son bir yıldır yaşadıkları gerilimden kurtulurken Botanik Park arazisinin tekrar kazanılması ve hastane inşaatının üniversitede yapılmasından dolayı son derece mutlu oldular. Ordu Sivil Toplum Kuruluşları yanlıştan dönmek erdemdir. Doğru kararı alan siyasilere ve bu kararda emeği geçen herkese teşekkür ediyoruz demişler. Biz de yaklaşık son bir aydır bu konuyu işliyor, anlatıyorduk. Evet, ordunun öncelikli ihtiyacı bir hastane. Daha da öncelikli bir ihtiyacı yıllardır söylediğimiz işte Ordu Üniversitesi yapılsın yapılsın derken bir tıp fakültesi olsun, onun da büyük bir hastanesi olsun ki eğitim araştırma hastanesi. Burada profesörler, doçentler, asistanlar, her branşın uzmanları olsun. Buradan eğitimleriyle, donanımlarıyla Türkiye'ye örnek olabilecek hekim kardeşlerimiz, sağlık çalışanlarımız, yüksek hemşirelerimiz mezun olsunlar. Ve ordularda sağlık hizmeti için Samsun'a, Trabzon'a ya da Ankara'ya, İstanbul'a gitmek zorunda kalmasınlar. Bugün bir hastanız olduğunda Ankara'da, İstanbul'a gittiğinizde belki bir tanıdığınız var İstanbul'da ama düşünsenize siz İstanbul'daki hastanemiz Avrupa yakasında, tanıdığınız Anadolu yakasında, iki kişinin, üç kişinin İstanbul'a, Ankara'ya, Samsun'a, Trabzon'a gitmesi bu ekonomik krizde ne kadar zor olduğunu bildiğimiz için şimdi Ordu Üniversitesi'nin yanında bir hastane kurulacak. Proje şu, afiliyasyon hastanesi diyorlar. Hem eğitim araştırma hastanesini devlet yapacak hem de bunun içerisinde Ordu Üniversitesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi, ikisi bir uyum içerisinde ortak bir hastane proje modeli bence her iki tarafı da mutlu edecek. Ordu'yu da sağlık anlamında nefes aldıracak bir proje olarak karşımıza çıkacak. Emeği geçen tüm sivil toplum kuruluşlarına teşekkür edelim. Mücadeleye devam. Ordu için yapılacak olan tüm güzelliklere evet, biz yaptık oldu bitti mantığına hayır. Onu da söyleyelim. Evet, bir diğer gazetemizle devam edelim. Yavaş yavaş da sona geliyoruz. Turizm masaya yatırıldı. Ertuğrul Günay da buradaydı. Hilmi Güler de buradaydı. Tüm yetkililer buradaydı. Ve gazeteci Tuncer Engin mezarı başında anıldı. Ben hafta sonu burada yoktum. Çok katılmak istiyordum. Tuncer abi, Allah rahmet eylesin. Mezarı başında anıldı. Ölümünün birinci yıl dönümünde tam bir yıl geçti üzerinden. General lakaplı gazeteci ağabeyimize bir kere daha Allah'tan rahmet, yakınlarına, sevenlerine, tüm meslektaşlarımıza da başsağlığı dileyelim bir kere daha. Aralık ayı gazeteciler için kötü bir aydır. Aralık, Ocak aylarında çok fazla meslektaşımızın ölüm haberlerini almak bizi üzer. O yüzden korkarız Aralık aylarından biz gazeteciler, televizyoncular, radyocular, bu işi yapan tüm emekçi kardeşlerimize de zor koşullar altında gazetecilik, televizyonculuk, radyoculuk ya da sosyal medya üzerinden bu işi yapan tüm arkadaşlarımıza da kolay gelsin diyelim. Evet, yavaş yavaş sona geliyoruz. Ordu Yorum kişisel verilerin korunması semineri yapıldı. Bir diğer gazetemiz, hızlı bir şekilde devam edelim. Ordu Yorum gazetesine ve Ünye'den dünyaya doğal deterjan diye bir haber. Ünye Kalesi'nin dehliz temizliği ihalesi yapıldı. Ünye Kalesi temizleniyor demiş arkadaşlarımız. Çok teşekkür ediyoruz kendilerine. Güle güle 2019, güle güle kazalar, güle güle cinayetler, güle güle kadına şiddetin çok fazla konuşulduğu 2019, güle güle ekonomik krizler, gülerek başladığımız 2019'u umarım ağlayarak bitirmemişizdir. Yarın 2019'un son programında, çok özel bir programda, saatler 07.30'u gösterdiğinde sizlerle birlikte olmak üzere diyoruz. Ama bu akşam saat 18.30'da TV52 ana haber bültenini mutlaka izleyiniz. Haber merkezindeki arkadaşlarımız yoğun bir şekilde çalıştılar, çalışıyorlar. İsa Akçay'ın sunumuyla TV52'de ana haber bülteni saat tam 18.30'da. Son bir hatırlatmamız da şu, 1 Ocak 2020 itibariyle bizi iki ayrı frekanstan izleyeceksiniz. Hem TürkSat 4A'dan hem TürkSat 3A'dan. Bunu da size program başında açıklamıştık.
Yarın bununla ilgili daha detaylı bilgiler vermek üzere görüşmek üzere diyoruz. Hoşça kalın. TV52'de kalın.